Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yayına. Bugün sizlerle birlikte adım adım JavaScript eğitimimizin, online eğitimimizin başlangıç olan ilk dersine başlayacağız. 9 demiştik, saat şu an tam 9'u gösteriyor ve eğitime başlamadan önce Google Türkiye'de çalışan İlker Akansel'in bir açılış konuşmasıyla başlayacak eğitimimiz. Bir keynote gerçekleştirecek. Ondan sonrasında tekrardan benimle beraber eğitime devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel bir eğitim olacak. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız. Güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Ve sözü İlker Bey'e bırakıyorum. Merhabalar herkese, merhaba. Sizleri gördüğüme çok sevindim. Şu anda bizleri izlemekte olan, bizlere şu anda destek vermekte olan bütün geliştiricilere, GDG ailesinin, Google Developer Group ailesinin ve Google'ın bütün diğer topluluklarının ailesinin üyelerini buradan selamlar gönderiyoruz. Şu güzel salı akşamında JavaScript öğrenmek için GDG Bursa'dan Tarık Can'la beraber güzel bir akşam geçireceğinizi, keyifli bir akşam geçireceğinizi, farklı şeyler göreceğinizi, öğreneceğinizi de tahmin ediyorum. Teşekkür ederim girizgah için. Aynı zamanda bu imkanı verdiğiniz için de teşekkürler. Çok kısa zaten vaktinizi alacağım. Amaç burada sizlere bir merhaba demek ve aynı zamanda da Cilici Bursa'nın bu etkinliğine, bu etkinlik serisinin başlangıcında da aslında ona verdiğimiz desteği birazcık burada bahsetmek ve bununla beraber tabii Türkiye'deki diğer geliştirici topluluklarına verdiğimiz desteklerden de biraz bahsetmek. O yüzden zaten çok kısa bir girizgah yapmak istiyorum. Gerisi aslında yetkin ve değerli Cilici Bursa'dan arkadaşlarımıza kalmış. Şimdi bu etkinliklere tabii diğer toplulukların da aynı zamanda yaptığı bir takım canlı yayın etkinlikleri var. Umuyorum ki büyük ihtimalle onların yaptığı etkinliklerden belki biraz esinlenerek, ilham alarak, motivasyon alarak bu etkinliğe geldiniz. Ya da GDG Bursa'yı belli bir süredir takip ediyordunuz ya da bu etkinliğe bir şekilde denk geldiniz. JavaScript ile ilgili bir şeyler öğrenmek istiyordunuz. Kendinizi burada buldunuz. Her halükarda en samimi duygularımıza hoş geldiniz diyelim sizlere. Hem Google Developers tarafından hem de tabii ki bütün Google Developer Group, Developers in Clubs, Women Tech Makers, topluluklar ailesinin üyeleri tarafından. Benim ismim İlker Akansel. Ben İstanbul'da, Google İstanbul'da değerli iş arkadaşım Merve İşler ve Google Dubai'de şu anda bulunan yöresel yöneticimiz Barış Yesügel ile beraber biz aslında Türkiye'de ve Türkiye ile beraber 9 ayrı ülkedeki geliştirici topluluklarına destek vermekteyiz. Bu topluluklar aslında bağımsız topluluklar. Siz şimdi burada GDG Bursa'nın etkinliğindesiniz ama birazcık daha açıklayacağım azıcık. Aslında bağımsız topluluklar bu organizasyonları, bu fikirleri kendileri buluyorlar ve bu etkinlikleri kendileri düzenliyorlar. Bu doğrultuda hem etkinliği düzenleyen sahne arkasındaki arkadaşları hem de bu konuda gönüllü bir şekilde eğitmen olmuş olan değerli Tarık Can'a burada çok teşekkür etmekteyim. Şimdi birazcık topluluklardan bahsettik, kısaltmalardan bahsettik, GDG Bursa'dan bahsettik. Belki de bu konuşmada ilk defa GDG'nin ismini duyuyorsunuz. GDG dediğimiz aslında bizim Google Developer Group, Google geliştirici grubu. Bu arkadaşlarımız aslında bütün dünyadaki çok büyük bir topluluklar ağının bir parçası. Ve Google'un 2009 yılından beri destek verdiği aslında bir teknoloji kullanıcı grubu, bir paylaşım grubu diyelim, bir heyecan paylaşımı grubu. Google'la ilgili veya genel geçer anlamda teknolojiyle ilgili bir takım paylaşımlar yaparak bu heyecanı hem kendi aralarında hem de farklı topluluğun farklı üyeleri aralarında paylaşan arkadaşlarımız. Google'un tabii geliştirici grubu GDG tek başına değil. Yani GDG Bursa da tabii tek başına değil. Türkiye'de şu anda 31 lokasyondayız. Aslında 28 şehirdeyiz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de birden fazla topluluk var. Bir tanesi GDG İstanbul, Ankara, İzmir'ken diğeri GDG Cloud Ankara, İstanbul, İzmir olarak bulunuyor. Pardon. Ve bu arkadaşlarımız da Türkiye'de Google ateşini, Google heyecanını sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar tabii. Bu büyük bir ağ.
Dünyanın üzerinde binden fazla lokasyonda var. Neredeyse 1 milyona yaklaşan üyemiz var. Ve Meetup üzerinde yaşıyor aslında arkadaşlarımız. Umuyorum ya bu topluluklar, tabii arkadaşlarımız Meetup üzerinde yaşamıyor tabii. Bu topluluklar, umuyorum Meetup üzerinden aslında geldiniz. Çünkü uzun süredir bütün etkinlikleri biz orada girmekteydik. Ve tabii ki şu anda mevcut durumdan dolayı etkinliklerin çoğu online'a geçmiş durumda. Bu da aslında bize şu anda gördüğünüz gibi çok farklı, çok güzel etkinlik serileri, eğitim serilerini ortaya çıkarmamıza ya da GDG'lerin ortaya çıkarmasına imkan kıldı. Şimdi online etkinlikleri takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. GDG'ler, Google Developer Group'lar tek başına değil. Aynı zamanda Women Tech Makers, kadınların teknoloji olan katılımını arttırmak, bu konudaki eksikliğe diyelim, kadınların katılımındaki eksikliğe yüzdesel olarak birazcık farkındalık yaratmak için ortaya çıkmış olan, yine aynı şekilde topluluklarımızın içinde bulunan, yaşayan Women Tech Maker Ambassador, Women Tech Maker elçileri ismini verdiğimiz arkadaşlarımızın yönettiği, yönlendirdiği ve etkinlikler yaptığı bir topluluğumuz daha var. Onlar da şu anda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen International Women's Day, Uluslararası Kadınlar Günü ne atıfta bulunan bir etkinlik serisi yapmaktalar. Umuyorum o etkinliklere de katıldınız. Umuyorum o etkinliklere katılmaya da devam edeceksiniz. Şu anda birkaç şehirde, İstanbul'da birkaç şehirde düzenlendi ama düzenlenmeye devam edecek. Ve bu etkinlikler de şu anda online olarak yapılıyor. Bunlara da katılmanızı tavsiye ederim. Ve tabii GDG Bursa da bunlardan bir tane düzenleyecek yakın zamanda. Ve son olarak da bahsetmek istediğim daha yeni, daha nur topu gibi bir organizasyonumuz olan, bir topluluklar ağımız olan DSC Developer Student Clubs, geliştirici öğrenci kulüpleri. Bu arkadaşlarımız da üniversitelerde yaşıyorlar aslında. Üniversitelerin içinde bulunan bunlar topluluklar. Onlar da üniversitelerin içerisinde böyle bizim bildiğimiz hani odalara sahip kulüpler gibi değiller ama birer topluluklar ve üniversitelerin içinde heyecan verici bir takım etkinlikler yapıyorlar. Onları da üniversitelerde ve aynı zamanda internette, sosyal medya üzerinde onları da takip edebilirsiniz. Özellikle üniversite öğrencisiyseniz Solution Challenge gibi bir takım farklı etkinlikler serisi, bir takım böyle farklı inisiyatifler doğrultusunda sizlerle ciddi anlamda interaksiyona geçebilecek, sizlere büyük katkılarda bulunabilecek, özellikle öğrenciyseniz topluluklardan bahsediyoruz. Bunlar önemli. Tabii ki aslında bugünkü odamız, konuğumuz, bizim ev sahibimiz, pardon, konuğumuz demiyorum, konuk olan benim, GDG Bursa. 2018 yılının sonu itibariyle yanlış hatırlamıyorsam ciddi anlamda burada bir topluluk oluşmuş ve 2019 yılında da çok ciddi etkinlikler yapmış olan bir topluluktan burada bahsediyoruz. Tabii ki bu beklenirdi Türkiye'nin 4. büyük şehrinden. Buradaki arkadaşlarımız da aynen bizim bahsettiğimiz gibi hem Women Tech Makers International Women's Day, hem de bütün Google Developer Group'ların yılın son çeyreğinde düzenledikleri DevFest ismini verdiğimiz Developer Festival, geliştirici festival dediğimiz büyük etkinlikleri de başarılı düzenliyorlar, düzenlemeye de devam edecekler. Ve tabii ki bunların yanında şu anda içinde bulunduğumuz gibi bir takım eğitim serileri var. JavaScript'in yanında tabii ki Google'ın kendi platform teknoloji olan Android var, Cloud var. Yine Google'un önemli ürünlerinden biri olan Google Assistant'ın Actions on Google programlama, sesli uygulama yazma platformu var. Bunlarla ilgili etkinlikler yapılıyor, yapıldı, yapılmaya devam edecek. Bursa'nın yaptığı bir etkinliği de burada geçen yıl burada anmak isterim. Renault fabrikasının içinde yapmıştık tabii. Bursa da olunca oradaki imkanlardan, oradaki nasıl diyelim heyecandan yararlanmamak da doğru olmaz diyorum. Bursa'yı ve Bursa ile beraber aynı zamanda Türkiye'deki bütün Google Developer Group'tan arkadaşlarımızı mutlaka takip etmenizi, bu etkinliklerde yer almanızı istiyoruz. Biz Google olarak bu gönüllü arkadaşlarımıza buradan hiçbir parasal gelir elde etmeyen, sadece bu etkinlikleri siz topluluklardaki arkadaşlarımız, bu etkinliklere katılan arkadaşlarımız için düzenleyen bu arkadaşlara destek vermeye aslında çağırıyoruz. Buradaki paylaşımlar umuyoruz ki sizleri teknik olarak teknik konuda kendinizi geliştirme konusunda bir ilham olarak sizi farklı yerlere götürecek. Bizim bütün isteğimiz bu. Bu arkadaşlarımızın da isteği bu diyorum ve sizlere şu güzel akşamda GDG Bursa'ya, bizlere, bütün Google topluluklarına vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
Öncelikle siz değerli izleyicilere. Bunun haricinde tabii bunu organize eden ve canla başla çalışan ve bu etkinliği düzenleyen Cedici Bursa'daki arkadaşlar, hem sahne arkasında hem Tarık Can'a, değerli eğitmenimize bu akşam teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bunun yanında da şu anda live comments'te bol bol görüyorum. Diğer Cedicilerden, diğer topluluklardan, tabii bu toplulukların hepsi birbirine çok büyük destek veren, birbirine mutlaka elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışan arkadaşlar. Oradan da selam gönderen, oradan da iyi akşamlar diyen, sorular soracak olan ve belki de bu etkinlikten de JavaScript konusunda kendini bir adım daha ileri götürecek olan çok değerli diğer GDG'lerin, Developer Student Clubs'ların ve Women Techmaker'ların üyelerine, elçilerine ve liderlerine de burada çok teşekkür ediyorum. Ve sözü sizlere bırakıyorum Tarık Can. Çok çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz İlker Bey. Değerli vaktinizden bize de ayırdığınız için. İyi akşamlar diliyoruz sizlere de. İyi akşamlar, teşekkürler. Zaten bizim ne olduğumuza dair büyük bir konudan İlker Bey bahsetti. Şimdi eğitime geçmeden önce ben de biraz bahsetmek istiyorum. Biz kimiz, biz neler yapıyoruz, ne amaçla buradayız? Bunlardan bahsedeceğim biraz. Daha sonrasında da vakit kaybetmeden eğitime geçeceğiz. Biz Cedi Bursa olarak Bursa şehrinde etkinlikler yapıyoruz. Siz değerli insanlar için yazılıma merakı olan, yazılım yani yazmak isteyen, yazılımla uğraşmak isteyip de nereden başlayacağını bilemeyen arkadaşlarımız için yol göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu eğitimimizin aslında temel amaçlarından bir tanesi de bu. Biz gönüllü bir topluluğuz ve bütün yaptığımız işlerde de, etkinliklerde de yaptığımız bütün işleri gönüllü olarak yapıyoruz. Şimdi istiyorsanız yavaştan eğitime başlayabiliriz. Bugün şöyle geçecek. Kısaca bahsedeyim. Yazılım nedir? İşte yazılımcı ne iş yapar? Bir yazılımcı tam olarak bir projenin neresinde rolü, hangi tip yazılımcı tipleri vardır? Daha sonrasında algoritma nedir? Yazılıma dair bazı kavramlardan bahsedeceğiz. Daha sonra yazılımcıların görünen yüzleri ve görünmeyen yüzlerinden bahsedeceğiz. Bu şekilde devam edecek. Yavaştan slide'ınız biraz heyecanlı ama samimi, elimden geldiğince samimi olmaya çalışacağım sizinle. Yani burada bir eğitmen gibi değil de normal sohbet ediyormuşuz gibi, hani kahve içip sohbet ediyormuşuz havasıyla gerçekleştirmeye çalışacağım. Özür diliyorum. Ben önce kendimden bahsedeyim biraz. Ben Tarık, Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Üçüncü yılımdı normal şartlar altında. Fakat bildiğiniz üzere son olaylardan sonra şu an ne olacak bilmiyoruz. Freelancer backend developerlık yapıyorum. Bunun dışında ne kadardır yazılımda ilgileniyorum? Üniversiteye başlamadan önce yazılıma ilgim vardı benim. Çok fazla olmasa da yani bilgisayarla uğraşmayı seviyordum. Bundan dolayı yazılımcı olmak istiyordum. Herkesin hayali olduğu gibi bir de gitmek istediğim, üniversite okumak istediğim bölüm vardı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okumak istiyordum. Ama olmadı. Yani kazanamadım. Sonra Bursa'ya gittim. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne yeni açılmıştı o zaman orada bilgisayar mühendisliği. Orada başladım. Sonra baktım, pek tatmin olmadım açıkçası bölümden. Çünkü bölüm yeni olduğu için ne bir notu bulabiliyorduk ne de herhangi bir, nasıl desem, okula dair, yani okuduğumuz bölüme dair bilgiyi çok fazla edinemiyorduk. Ondan sonra da ne yaptım? Dedim böyle olmayacak. Kendimi geliştirmek istedim. İnternetten eğitimlere başladım. İzliyorum, dinliyorum ama bir temelimin olması gerekiyor. Yani yol gösteren birinin olması gerekiyor size yazılım dünyasına atılabilmek için. Yani oturup bilgisayarın başına kod yazabilmek için sadece emin olun bilgisayar yeterli olmuyor. Yani yazılım yazmak isteyen, kod yazmak isteyen çok fazla insan var. Ama nereden başlayacağını bilmeyen de çok fazla insan var. Ben yazılıma başlayacağım deyip nereden başlayacağını bilemediği için bir gün iki gün sonra geri adım atan ya da çok farklı, yanlış yoldan başlayıp da gözü korkup geri dönen çok insan var. O yüzden biraz da kendi edindiğim, çevremde gördüğüm tecrübelerle birlikte sizlere doğru yolu birlikte bulma çabasına gireceğiz. Daha sonrasında ne yaptım?
Her şey bir chat programıyla başladı sınıfta. Java dersinde hocamızın proje ödevi olarak verdiği bir chat projesi programı yapılması istendi. Masaüstü uygulaması Java diliyle. Ne yaptık biz? Bir 7 kişilik ekibimiz vardı. O ekip içerisinde dedik yapalım. Ne yapalım? Chat programı konusunu seçmiştik. Başladık biz yapmaya. İyi güzel işte yapıyoruz falan ama şey böyle... Temelimiz çok sağlam olmadığı için açıkçası ne yaptığımızı ekipte çoğu kişi bilmiyordu. Bunların içinde ben de vardım. Ben de bir şeyler yapıyordum. Ama ne yaptığımızı gerçekten bilen hiç kimse yoktu. Bir arkadaşımız sağ olsun bize çok fazla destek oluyordu. Diğer arkadaşlarımızın da çok fazla desteği vardı. Ondan sonrasında GoSep adında bir chat programı çıkarttık. Bu chat programı çok şeydi, güzeldi, çalışıyordu falan böyle. Bayağı hoşumuza gitmişti. Ondan sonra ben merak edip devamını getirmek istedim. Fakat olmadı. Neden olmadı? Çünkü dediğim gibi yine temelim yoktu. Ondan sonrasında birinci sınıfım bitti. Staj yapmak istedim. Ve staj için bir firmaya başvurdum. Özür diliyorum. İkinci sınıfta devam ettim. İkinci sınıfın sonunda staj yapmak için mobil yazılım firmasına girdim. Orada stajımı yaparken... Backend developerlık nedir? Frontend developerlık nedir? Bunları öğrendim, bu kavramları öğrendim. Yani gerçekten yazılım dünyasında işlerin nasıl yürüdüğünü öğrendim açıkçası. Ondan sonra dedim ki ben hangisini olacağım? Yani ben frontend developer mı olacağım, backend developer mı olacağım? Bunlar ne iş yapıyorlar? Benim hayatımda hangisine yer var? Yani baktığınız zaman ikisi de yazılımcı. Ama o kadar farklı dünyalar, o kadar ayrı yerler ki, o kadar ayrı gezegenler ki bunları işin içine girdiğiniz zaman anlıyorsunuz. Ondan sonrasında da stajımı bitirdikten sonra yine kendi başıma projeler geliştirerek devam ettim. Sonrasında da freelancer şekilde çalışıyorum. Hala daha devam ediyorum. Ben bu şekilde kendimden çok bahsettim. Şimdi devam edebiliriz. Bana sormak istediğiniz sorular varsa da buradan ulaşım yolları olarak LinkedIn, mail adreslerim ya da Instagram üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Öncelikle başlamak gerekirse şimdi dediğim gibi eğitim hiç yani yazılım nedir dahi bilmeyen insanlara yani kesimden tutun da bu kesimden başlayıp da bundan 3,5-4 hafta sonrasında yani 3 hafta 4 hafta sonrasında bir çalışır vaziyette örnek veriyorum bir chat sistemi gibi chat sitesi gibi ya da işte bir forum sitesi gibi bir sistem ya yazabilecek duruma kadar gelebilecek düzeyde olacaksınız. Şimdi nedir bundan bahsedelim biraz. Yazılım basit anlamıyla bahsedeceğim. Şimdi bir hesap makinesi düşünün. Bu hesap makinesinde bir hesaplama yapacaksınız ya da tersten tutup böyle işte leblebi yazacaksınız. O yazının ekrana gelmesi için tuşlara basıyorsunuz. İyi güzel bir tuşa bastınız. Fakat o tuşa bastığınız zaman o yazı o ekrana nasıl geliyor? Yani baktığınız zaman gayet basic duran bir sistem ama nasıl çalıştığına dair en ufak bir ipucu mu diyeyim ya da işte en ufak bir bilgi mi diyeyim bunlar hakkında çok bir bilgimiz yoktu açıkçası. Yani benim yoktu. Ondan sonra bu tuşa bastığınız zaman o tuştaki şeyin gerekli devrelere, gerekli sisteme aktarımına yapılması işlemine biz yani o dataların gidip gelme, o datalara biz aslında yazılım diyoruz. Yani iki tuşuna ya da üç tuşuna bastığımız zaman o ekrana o iki ya da üç sayısının basılmasını biz yazılım diyebiliriz. En basit haliyle tabii ki. Yoksa bunun içine mobil sistemler, web, masaüstü, işte VR'larından tutun. Diğer gömülü sistemlerine kadar, roket sanayisinden uçak sanayisine kadar dünyanın her alanında hatta evrenin de diyebiliriz. Çünkü artık uzayda da rol alıyoruz. Evrenin her alanında yazılım vardır. Bu şekilde devam edelim. Şimdi yazılımcı ne yapar? Yazılımcı da bahsettiğimiz sistemler var. Bir VR gözlük ya da bir bilgisayar ya da bir web sitesi ya da bir mobil uygulama, Twitter, Facebook buna benzer sistemler var. Bu sistemler çalışıyor. Evet, bu sistemlerin çalışabilir hale getirilmesi için çalışan kişilere de biz yazılımcı diyoruz. Tabii ki bu siteler
yani biz insanlar gibi bir Big Bang sonucu ya da işte bir Tanrı'nın yaratılması sonucu, Allah'ın yaratması sonucu dünyaya gelen şeyler değil. Bunları insanların yapması gerekiyor. Bu şekilde şeyden bahsettim. Merak edilen bir şey vardı. Çok fazla sorulan bir soru vardı. Hackerlar yazılımcı mıdır? Gibi bir soru vardı. Evet arkadaşlar. Yani bu aslında birazcık objektif bakış açınıza kalıyor. Hackerlar da yazılımcıdır. Çünkü yazılım bilgisi olmayan bir insan asla ve asla hacker olamaz. Diyerek devam etmek istiyorum. Şimdi yazılımcılardan bahsettik. İlk başta front-end, back-end developer'lıktan bahsetmiştim. Ama bunların ne olduğuna dair bilgi vermemiştim size. Şimdi bunlardan bahsedeyim biraz. Yani back-end developer, front-end developer nedir? Siz kendinizde hangisini görüyorsunuz? Ya da diğer alanlarda gömülü sistem yazmak istiyorsunuz? Ya da elektronik devrelere sistem yazmak istiyorsunuz? Bunlardan yola çıkarak yani kendinizde hangisini daha zevk aldığınızı görüyorsanız bunlardan yola çıkarak ilerliyorum ben size. Şimdi backend developer ne iş yapar bundan bahsedeceğim. Backend adı üstünde işte arka plan yani arka kısım kodlamasını yapan arkadaşlarımıza deniyor. Bu alanda kullanıcı aslında pek görsel olarak efektif pek değil, hatta hiçbir şey görmüyor. Yani yaptığım işlerin en kötü yanlarından bir tanesi de bu. Siz backend developer'sanız buna aileniz ve çevreniz de dahil olmak üzere yaptıklarınızdan gösterebileceğiniz hiçbir şey yok. Yani iyi güzel bir şeyler yapıyorsun, ne yapıyorsun diye sorulduğu zaman cevap yok. O kadar berbat bir durum ki emin olun yaşamadan bilemiyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Peki backend developer ne yapar? Bir login işlemi yapacaksınız. Butona bastınız. Butona bastığınız zaman kullanıcı adı şifreyi girdiniz ve giriş yapa bastınız. Giriş yapa bastıktan sonrası yani butona bastınız, bu datalar server side'a gitti. Bu server side'da bir karşılaştırma işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Database işlemi gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ne? Eğer cevap yanlışsa, örnek veriyorum 400. Eğer doğruysa 200 şeklinde bir statüsler dönmesi gerekiyor. Datalar dönmesi gerekiyor. Bir cevabın dönmesi gerekiyor server side'dan. Ve bunları yaparken de bir güvenlik sağlanması gerekiyor açıkçası. Bunları yapan kesime de, bu kısma da biz backend developer diyoruz. Açıkçası anlatılacaksak. Yani butona bastınız, kullanıcı adı şifre gitti, server side, server side database'den o kullanıcının işte e-posta adresini sorguladı, ondan sonra şifresini çekti, baktı şifresi doğru mu, kullanıcı adıyla şifresi eşleşiyor mu? Evet eşleşiyorsa giriş yapabilir şeklinde bir cevap, eşleşmiyorsa hayır, işte bu kullanıcının kullanıcı ya da şifresi hatalı şeklinde bir cevap dönüyor. Siz bunu ekranda görüyorsunuz. Bu ekranda gördüğünüz cevabı size döndüren kişilere biz backend developer diyoruz. Backend developerlar nerede peki, hangi alanda çalışırlar? Bir mobil uygulama yapmak istiyorsanız da bir backend developer'a ihtiyacınız vardır. Bir kompleks bir web sitesi, yani kompleksten kastım nedir? İşte Facebook, Twitter ya da global diyebileceğim içinde kullanmak istediğiniz sistemlerin fazla olduğu dersek daha açıkça olur. Bunların fazla olduğu bir sistem yazacaksanız da, yani web kısmında yine bir backend developer'a ihtiyacınız var. Masaüstü uygulamaları için de bir backend developer'a ihtiyacınız var. Frontend developer'da tabii ki hepsi için ihtiyacınız var. Ama alanlardan bahsedelim dediğim için söyledim bunları. Şimdi bir de frontend developer'a bakalım. Frontend developer'da şimdi siz görünen hiçbir şey yapmadığımızdan bahsetmiştim. Yani biz, sizden kastım biz de oluyoruz. Görünen hiçbir şey yok elimizde. Bir örnek veriyorum, servis yazdık, mikro servis yazdık. Ne işte kayıt ol işlemi ya da bir sorgu işlemi yaptık. Bunları bazı araç gereçlerle biz test edebiliyoruz. Bunlar ne işte Postman, ileride kullanacağız zaten gibi araçlar. Bu araçlarla test edebiliyoruz. Ama bunların kullanıma dökülebilmesi için bir frontend developer'a ihtiyacımız var. Frontend developer bu kullanıcıların aslında server side iletişimini sağlayan dediğimiz bir client kısmı vardır. Bu client
kısmını yazan arkadaşlara da biz front-end developer diyoruz. Bunlar kimler? Mesela web sitesini gördüğünüz ön yüzü, işte mobil uygulamanın o butona basıldığı zaman hangi işlemi yapacağı, yani o kullanıcı şifreyi hangi servise göndereceği, nereye istek atacağı, cevap döndüğü zaman 200 döndü içeri alacak arkadaş, hatalı bir işlem yaptı, onu dışarıda bırakacak arkadaşa da biz front-end developer diyoruz. Bu arkadaşlar tasarımla pek ilgilenmiyorlar. Yani normal şartlar altında ilgilenmemesi gerekiyor. Tasarımlar için bir grafik designer kullanmanız gerekiyor. Grafik tasarımcı kullanmanız gerekiyor. Özür diliyorum. Yarısı Türkçe, yarısı İngilizce konuşuyorum bir de. Biraz komik oluyor açıkçası. Grafik tasarımcı kullanmanız gerekiyor. Bir mobil uygulamada butonun rengini frontendçi arkadaşımız, yani frontend developer arkadaşımız normalde ayarlamaması gerekiyor. Ama Türkiye'de bu mantık çok fazla ilerlemiyor. Türkiye'de frontend developer dediğiniz zaman işte görsel geliyor, ondan sonra onun üzerine butonu kendisi çiziyor, tasarımı kendisi yapıyor. Daha çok buna istinaden ilerliyor. Web kısmı masaüstü kısmı için pek geçerli değil de daha çok web kısmında oluyor bunlar. Yani HTML kodlarını, CSS kodlarını frontend developer arkadaşlarımız yazıyor. Bu aslında bakıldığı zaman yanlış bir bakış açısı. Bir proje yapılması isteniyor. Yani siz patronsunuz. Buradan aslında patronlara birazcık kızmak istiyorum. Siz patronsunuz. İyi güzel kompleks bir sistem yapmak istiyorsunuz ya da basit bir sistem yapmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bir developer aldınız. İyi güzel web sitesi yapacak. Yapsın. Ama işte 300 liraya, 500 liraya bir kişiye web sitesi yaptırmak istiyorsunuz. Sonrasında ürün ortaya çıktığı zaman ben bunu beğenmedim. Ya da işte devamında mobil uygulama yaptırmak istiyorsunuz. İşte bütçeyi minimumda tutmak istiyorsunuz. Adamın biri çıkıyor diyor ki işte diyor ben diyor bakın diyor yaparım diyor. Şöyle kaçarım, böyle uçarım, şunu yaparım, bunu yaparım. İyi güzel sen yap kardeşim. Tek kişi olduğu için daha ucuza geliyor. Yaptırıyor, sonrasında ortaya çıkan ürün saçma sapan bir hal alıyor. Bunun tek sebebi bu aslında. Yani bir front-end, back-end ve grafik tasarımcı ayrımının Türkiye'de çok fazla kalmamış olması bundan dolayı oluyor. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısımlar varsa da chat kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Şimdi devam edelim. Sırada bunların ikisinin özeti varmış. İşte bütün bu süreci, yani front-end developer, back-end developer ve grafik tasarımcıları bir somut bir örnek vermek gerekirse de bir tiyatro oyunu yazmışız buraya. Tiyatro oyununda arka tarafta yaptığınız ezberler, işte ortadaki senaryo, oradaki kurgu, doğaçlama burada pek işe yaramıyor ama onu düşünmeyin şu anlık. Bu kısımlar backend olayına giriyor. Ön planda işte oyuncular oynuyor orada, kendi performansını sergiliyorlar. Bunlar frontend developer'a giriyor. Sizin giydiğiniz kostümler, etraftaki aksesuarlar, işte ağaç diyelim bir görseli var, aksesuarı var. Onun orada olması da sizin üstünüzde kırmızı mı mavi mi kıyafet olması, bıyığınızın tipi, saçınızın şekli de grafik tasarımcı arkadaşlarımızın işi oluyor. Bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Şimdi yazılıma başlamadan önce yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. Nereden başlamalıyım? Şimdi oturdunuz, bir kod yazacaksınız. Bir mobil uygulama yapacaksınızdan girelim ve şimdi chat'e bir arkadaşımız şey yazsın. Bir mobil uygulama fikri yazsın. Bunun üzerinde adımlardan geçelim. Evet, bekliyoruz. İlk yazan arkadaşımızın mobil uygulama fikrini burada yorumlayacağız. Alper, sen de ekrana alabilirsin. Hiçbir... Tabii yayın sizlere geç geldiği için şu an ben bekliyorum. Burada ne diyebilirim? Diyecek pek bir şey yok. Hepsini zaten anlatacağım kafamdakilerin. Onun dışında fazla bir şey de gelmiyor aklıma. Şeyi görüyorum.
Araba oyunu demiş Yiğit Alp. Tamam. Ha, Covid API demiş Tevfik Şirin. Onun öncesinde hemen Covid API'den bahsedelim ve Covid API'yi şey yapalım hatta. Ben kendim yazmış olduğum bir sistemi de size bu şeyden sonra, sunumdan sonra canlı olarak göstereyim. Yani front-end kısmını, back-end kısmını, tasarım kısmını anlatayım. Bu şekilde daha çok kafada kalmış olur. Çok güzel de bir örnek oldu. Şimdi Covid API, yani bir Covid-19 sistemini görebilmemiz için bir sistem yazacağız, bir web sitesi yazacağız diyelim. Bu web sitesine yazmaya kararımızı verdik. Şimdi başlamadan önce düşün dedik. Düşündük neymiş COVID-19 mikrobuna dair, virüsüne dair bir sistem yazacağız dedik. Soru sor demişiz. Şimdi ben bu bilgileri, sorulardan başlayacak olursak siz de örnek verebilirsiniz sorulara. Soru olarak şunları düşünüyorum. Benim aklıma ilk gelenlerden bahsedeceğim. Bu aklınıza gelen sorular da biraz da aslında tecrübeyle aklınıza gelecek sorular. Birinci olarak ben bu servisleri nereden sağlayacağım? Yani bu datalar elime nereden ulaşacak benim? Bu COVID ile alakalı, işte bugün Amerika'da şu kadar kişi hasta olmuş, işte Türkiye'de bu kadar kişi hasta olmuş, San Francisco'da bu kadar kişi hasta olmuş şeklinde datalar var. Bu datalara ben nereden erişeceğim? Yani bir aslında API olması gerekiyor. Bu API'yi ben nereden bulacağım? İlk aklıma gelen soru bu. İkinci soru ise tasarım olarak ben ne kullanacağım? Yani görsel olarak bakıyoruz. Şu anda çok fazla sistem var. Ben 10 gün öncesinde, yani bundan 10 gün demişim, özür diliyorum. 2,5 hafta öncesinde falan yayına çıkmıştım. Alper sağ olsun, Alper'le birlikte geliştirdiğimiz bir sistem vardı. Çok basitti aslında. Basit bir sistemdi. Güzeldi de, kullanıcılarımız kullanıyorlardı. Çok fazla ilgilenemedim 2 gündür eğitimle uğraşmak için. Ondan öncesinde 2 hafta önce dediğim gibi tasarım düşünmüştüm. Tasarım olarak neler koyacağım? Yani ben oraya görsel olarak neleri koyacağımı düşündüm sonrasında. Soru başka ne sorabiliriz? Hangi yazılım diliyle yazacağım bunu? Yani bir web sitesinde PHP'de kullanabilirsiniz. JavaScript'de kullanabilirsiniz. Aslında baktığınız zaman Java'yla da bir web servisleri yazabilirsiniz. Bütün yazılım dilleriyle siz web servisleri, yani bu API dediğimiz sistemleri yazabilirsiniz. API dediğimiz şeyler ne? Şimdi bundan bahsedelim. API dediğimiz şeylerde hani az önce bahsetmiştim ya size. Bir giriş işlemi yapacaksınız, login işlemi yapacaksınız, kullanıcı adınızı, şifreniz bir server side'e gidiyor, orada değerlendiriliyor, size cevap dönüyor. O server side'e gitmesi ve size cevap dönmesi aslında bir API, yani bir servis. Biz buna mikro servis de diyebiliriz. Evet, orada günlük mü yenilenecek yoksa saatlik mi veya anlık mı? Çok güzel bir soru aslında. Ben burada birazcık tembelliğe kaçmıştım mesela. Arada işte günde 2-3 defa giriyordum falan böyle. Önce database'de dataları temizleyip sonra elle istek atıyordum. O şekilde yeniliyordum dataları. Yoksa bir cron kullanarak da işte saatlik mi yenilemek istiyorsunuz, dakikalık mı, yoksa işte anlık olarak socket kullanarak bir sürekli, yani canlı olarak real time bir değişiklik mi bastırmak istiyorsunuz, buna da karar vermeniz gerekiyor. Siz düşündükçe, bakın, bir proje hakkında çok basit olsun, hesap makinesi dahi olsun, bir hafta boyunca düşünseniz bile ne, 10 dakika boyunca düşünseniz bile ne, sorular asla bitmez. Yani asla bitmiyor. Ondan dolayı versiyonlama sistemi dediğimiz sistemler bundan dolayı çıkıyor. Yani versiyonlama sistemi, çok da daldan dala atlamak istemiyorum. Aklınıza bir fikir geliyor, bunu başlangıç şeklinde hemen çıkartıp daha sonra versiyonlama sistemine döküp versiyon 1'de ne olacak? Ben elle yenileyim abi. Ne olsun? Bir chart olmasın. Sadece bir table olsun. Yukarıda dünyaya ait datalar olsun. Ondan sonra bu kadar yeterli. Ondan sonra ne? Devamını yazmaya başlıyoruz. Çok özür dilerim. Devamını yazmaya başlıyoruz. Devamında da ne mesela? Bir versiyon 2'de bir dünya haritası koyalım abi. Koyalım, iyi güzel. Ne olsun bu dünya haritasında? Ülkeler olsun. Ülkelere tıkladıkça
her özelliğin kullanıldığı olsun lütfen database bağlantısı görsel. Evet, bu da güzel bir düşünce. Daha sonra işte ne diyordum onu unuttum bak. Şey gelince, yazı gelince. Bir saniye, çok özür diliyorum ya. Biraz da heyecan var ondan dolayı. Sonuçta her gün olmuyor bu tarz şeyler. Dünya haritasından bahsediyordum. Tıklandığı zaman o ülkeye ait bilgiler olsun. Versiyon 2'de de bunları koyalım. Versiyon 3'te ne olsun? Karşılaştırma sistemi olsun. İşte bir ülkeyi seçtik Türkiye. Bir ülkeyi seçtik İtalya. İtalya ve Türkiye ile alakalı bir chart sistemi olsun. Bu chart sisteminde günlük veriler size sağlansın. İşte 2 gün öncesinde mesela İtalya'da işte 1000 kişi hasta olmuş. Türkiye'de 300 kişi olmuş. Bir sonraki gün, yani bir önceki gün diyeyim. Daha anlaşılır olsun. Türkiye'de işte %10'luk bir artış, İtalya'da %8'lik bir artış olmuş. Bunların gösterilebileceği bir chart. Daha sonrasında yattınız, aklınıza bir şey daha geldi. Ondan sonra iyi tamam güzel bunu da versiyon 4'e koyalım. Ne olsun orada bir chat şey olsun, millet işte canlı olarak sohbet etsin falan. Versiyon 5'te ne olsun? Bunu tabii ki her adımı versiyonlamanıza da gerek yok. Şu an aklıma geldiği için bu şekilde söylüyorum ben. Yani bu şekilde devam ettiğiniz zaman daha sağlıklı projeler ortaya çıkıyor. Düşünüyorsunuz. Kafanda soru işareti kalmayana kadar soru şeklinde yazmışım. Ama kafanızda soru işareti hiçbir zaman bitmiyor. Adem Koç demiş ki projeyi bir an evvel ortaya çıkarmak için versiyonlama işlemi gerçekleştiriyor sanırım. Aslında tam olarak bu da değil. Projeyi daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için desek daha mantıklı olur. Çünkü siz direkt büyük bir şekilde ortaya çıkarttığınız zaman projeyi birazcık karman çorman bir yapı olabiliyor. Buna biz de rastladık. Bir sistem, bir mobil uygulama geliştirirken direkt biz büyükten girelim dedik. İşte fikirlerimiz çok güzeldi. İşte kesin tutardı, şuydu buydu. Aklımızda çok güzel düşüncelerimiz vardı. Ama her etin yahnisi olmadığı gibi büyük projelerin de bu şekilde direkt bodoslama girişi olmuyormuş. Sonrasında versiyonlama sistemini düşündük biz de ve adım adım yaklaşık 4 ya da 5 versiyon şeklinde ayırdık projeyi. Bu şekilde ilerlettik. Soru işaretleri kafamızda hiçbir zaman bitmedi. Bir proje geliştirirken sizin de bitmeyecek. Çünkü siz bu projeyi yayına aldığınız zaman ya da dışarı çıkarttığınız zaman eğer birisinin adı altında çalışmıyorsanız asla fikirler bitmeyecek. Amcanızın oğlu gelecek, diyecek ki ya bak şu butonun rengi şu olsun. İşte şu işte. İşte kuzeniniz gelecek, diyecek ki aynı kişi oluyor ama kardeşini düşünün, amcanızın küçük kardeşini düşünün. Oğlunun küçük kardeşini düşünün, özür diliyorum. O gelecek, diyecek ki şurası şöyle olsun, burası böyle olsun. Şöyle uçsun, böyle kaçsın, işte şuraya da girsin, buralardan da geçsin. Şu dağları, bu tepeleri açsın. Size fikir veren çok olacak. Siz de bunları gerçekleştirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Ondan sonra ama olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil. Siz oraya bir chart koymak istiyorsunuz ya da bir data table kullanmak istiyorsunuz ya da bir dünya haritasında orada bir VMAP ya da GMAP kullanmak istiyorsunuz. O gelen dataların oraya bastırılması göründüğü kadar da kolay olmuyor. O yüzden herkesin dediğini de çok fazla takmamaya çalışacaksınız. Çok fazla aklınızda yer ettirmemeye çalışacaksınız. Yani RAM'inizi çok fazla doldurmayacaksınız. Bu şekilde ilerlerseniz çok daha sağlıklı projeler çıkıyor. Ve kendi yapabileceğiniz şeylerin dilinde elinizden geldiğince sistemlerle sistemler yazmaya çalışacaksınız. Daha sonrasında demişiz ki kafandaki projeyi mümkünse son haline kadar tasarla. Gerekirse kağıt kalem al yaz çiz. Biz bunlara da algoritma diyoruz. Bir sistemi düşündünüz. Fikirler geldi kafanızda. Ne? İşte servis kullanacağız. Ondan sonra servis kullanacağız. Ondan sonra işte bu servisi nasıl kullanacağız? Hangi sistemleri kullanacağız? Bu servise nasıl bağlanacağız? İlk olarak hangi isteği atacağız? Cevap nereden dönecek? İşte kaç günde bir yenilenecek? Bunların bir
dökümana dökülmesi gerekiyor. Neden? Çünkü siz sistemi yazmaya başladığınız zaman hani bahsetmiştim ya versiyonlama sistemi diye. Bunları kağıda döktüğünüz zaman her şey daha gerçekçi oluyor. Ve ilerlemeniz daha kolay oluyor. Ya işte şunu bugün yaptım bunu da yarın yaparım değil. Sondan geriye doğru değil de başlangıcı nasıl ve devamı nasıl gelmesi gerekiyorsa o şekilde yazdığınız için kodlarken de o şekilde kodluyor olacaksınız. Bu şekilde ilerlemek daha mantıklı oluyor, daha kolay oluyor ve proje daha sağlıklı ilerliyor diyebiliriz. Örnek olarak bir algoritma örneği gerçek hayattan verelim hatta. Şöyle bir şey vardı, yanlış hatırlamıyorsam bir etkinlikte izlemiştim. Kişisel gelişim zirvesi vardı. Özür dilerim, Digital Steps vardı. Orada bir Tofaş firmasının IT departmanının genel müdürü bir video izletmişti bize. Bir baba iki tane çocuğuna ekmeğe reçel ve tereyağı sürülme işlemini kağıda yazmasını istiyor. Ve onları işte kağıda yazdıktan sonra yanlarına işte getiriyorlar bitiren. Ondan sonra kontrol ediyor. Bakıyor işte dediklerini yapıyor ve ortaya çıkan ürünü gösteriyor. Keşke video elimizde olsa da o videoyu birlikte izleyebilsek. Aradım ama bulamadım. Anlatarak devam edelim videoyu. Şu şekildeydi. Çocuk geliyor işte getiriyor mesela diyor ki al diyor reçeli tarını diyor ekmeği diyor sür diyor. Ondan sonra tamam iyi güzel babası alıyor işte kavanozu ondan sonra ekmeği alıyor tereyağına pat direkt kabıyla beraber sürüyor. Reçeli kabıyla beraber ekmeğin üstüne sürüyor bırakıyor ediyor bulmadı. Ondan sonra diğer kardeşi geliyor işte şunu yap diyor deniyor olmuyor. Olmamasındaki sebep şu açık açık değil. Yani mesela şu an yanımda bir kahve var. İşte kahve içme algoritmasını kafamda oluşturalım. Ne yapacağım? Öncelikle beynimden bu kahveyi içmek için gerekli sinyalleri, gerekli düşünceleri sağladım. Daha sonrasında beynimden parmaklarıma sinyal gönderdim. Ne işte parmaklarımı sırayla açtım. İşte işaret parmağımı, diğer parmaklarımı vesaire açtım ve elimi gözlerimle önce kahveye baktım. Sonra elimle kahvenin dolu olan bardağı doğru şekilde tutmak için elimi uzattım. Tuttum bardağı ondan sonra kaldırdım yavaşça ağzıma götürüyorum ve düz bir şekilde götürüyorum kahvenin dökülmemesi için bu da bunlar alternatif aslında yollar yani düşünebileceğiniz şeyler ne kadar ayrıntılı bir şekilde düşünürseniz çıkardığınız projede o kadar sorunsuz olur getirdim ondan sonra ağzıma kadar geldi ağız düzeyime kaldırıyorum ondan sonra getiriyorum ve ağzıma dökülecek şekilde bardağı dik bir konuma yani komple dik değil de ağzıma dökülecek kadar ne demek istediğimi anladınız fazla toparlayamadım. Bu bahaneyle kahveden de bir yudum almış oldum ve kahveden içtim. Bir arkadaşımız link atabilirim demiş. Linki atarsa çok tatlı olur. Alper ben ekranı ayarlayayım. O sırada sen de o ekranı alırsın. Evet, devam edelim. Şöyle yapsak daha tatlı olur gibi. Evet, link ulaştığı zaman. Demiş, özür diliyorum görmedim sorunuzu. Peki hangi alanda ilerleyeceğimize zamanla karar verme şansımız var mı? Frontend, backend anlamında. Yani bunlar aslında... 6. maddeye de geleceğim. Öncelikle şu soruya cevap vereyim. Bunlar aslında şu şekilde karar veriyorsunuz. Yani bakıyorsunuz işte bir frontend kısmını yazıyorsunuz. Çünkü daha yolun başındayız dediğim gibi. Ya da bir frontendçi işte kod yazarken oturuyorsunuz onun yaptıklarını yazıyorsunuz. Bir backendçi kod yazarken oturuyorsunuz onun yaptıklarını yazıyorsunuz. Ondan sonra hangisinden siz zevk alıyorsanız aslında o alana aitsiniz diyebilirim. Burada frontend kısmını da yazacağız birlikte.
elimden geldiğince yazacağım frontend kısmını özür dileyerek. Backend kısmını da yazacağız birlikte ve kompleks bir proje ortaya çıkacağız. Grafik tasarım olarak da tasarım ekibimizin desteğiyle güzel bir sistem belki ortaya çıkartabiliriz. Link geldi. Hemen onu da ekrana verelim. Evet, internet şu an bertaraf oldu. Yani getiriyorlar burada yazdıklarını. Babasının demek istediğini aslında en sonunda anlayacaksınız tam olarak. Şimdi al diyor. İşte neyse artık o. Fındık ezmesi mi? Tereyağı mı? Bıçağı içine daldım diyor. Burada sürdü. Yani burada mesela durdurmak istiyorum bir saniye. O sıktı artık ketçap mı neyse. Diyor ki onu diyor sık diyor. Ama nasıl sıkacağını, yani içine mi sık dedi artık ne dediyse. Nasıl yapacağını tam olarak söylemediği için ortaya böyle saçma sapan sorun çıkıyor. Her şeyi detaylı olarak yazmanız gerekiyor. Oluşturmanız gerekiyor bu algoritma kısmında, yoksa siz de ketçabı direkt ekmeğin içine koyup elinizi üstüne bastırıp sıkmaya çalışabilirsiniz. Bu da yanlış bir yaklaşım olur. İçine batırdı. Burada tekrar hata yapıyor. Açtı. Ama sürdürmediği için hepsini içine döktü ve yine bir yanlış durum ortaya çıktı. Buradan anladığınızı varsayıyorum. Çünkü çok güzeldi bence. Şöyle hemen sunuma devam edeceğim. Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bir soru vardı. 6. maddeyi tam olarak şimdi açıklayayım. Daha da gelmemiştik. Ondan dolayı anlamamış olabilirsiniz Yiğit Bey. Evet, 6. maddede demişiz ki kullanacağın formları kafanda hazırladığın tasarıya göre ayarla. Burada kullanacağın formlardan kasıt şu, yani kullanacağınız sistemler bu yazılım dili olabilir. Bu işte bir hani API servisi demiştik. Bu servislerin nereden sağlayabileceğin olabilir. Ülke servislerine ihtiyacın var. Bunları nereden karşılayabileceğin olabilir. Siz bir HTML ile tasarlayacaksınız. Örnek veriyorum, Bootstrap mi kullanacaksınız? Yoksa alternatif bir tasarım sistemi kullanacaksınız. Bunlar olabilir. Hazır bir template kullanacaksınız. Hangi template olacağı olabilir. Bu kafanızdaki yani sorulara cevapladınız ya, kağıt üzerinde siz aslında mantığını tasarladınız. Yani sistemin nasıl çalışacağına dair mantığını tasarladınız ve 6. maddede bunu gerçek hayata, yani bir bilgisayar ortamına dökebilmek için kullanacağınız şeyler. Ne? Client side'da hangi sistemleri kullanacaksınız? Server side'da hangi sistemleri kullanacaksınız? Bunlar bunun içine giriyor. 7. maddede ise kodlarını yazmaya başla, database tablonu hazırlamakta bu aşamada demişiz.
kodları artık yazmaya başlayabiliriz. Sistem hakkında algoritmamızı hazırladık. Kafamızda soru işareti çok fazla bırakmadık. Kalanları da bir sonraki versiyonlara aktardık. Ondan sonrasında ne yapıyoruz? Gidiyoruz hemen sistemimizde database varsa database'imizi ayarlıyoruz. Peki bu her iş için geçerli değildir. Burada da first yaklaşımı dediğimiz bir yaklaşım var. Fazla girmek istemiyorum. Bu yaklaşımda da projeden önce database'i ayarlıyorsun ya da ya bu yaklaşımda çalışan bir firmada çalışıyorsanız ya da işte kendiniz bu şekilde çalışıyorsanız first DB yaklaşımıyla çalışıyorsanız yani önce tabloyu ayarlıyorsunuz, ondan sonra projeyi onun üzerine geliştiriyorsunuz ya da diğer bir alternatif olarak da projeyi ayarlıyorsunuz, anlık olarak ne gerekiyor işte user tablomuzda kullanıcı adı olsun, şifresi olsun, e-postası olsun, telefonu olsun, şuyu buyu olsun, adresi olsun mu olmasın mı? Bu proje esnasında gereksinim duyarsanız ekliyorsunuz, duymazsanız böyle bir şey gereksinim duymadığınız için eklemiyorsunuz. Buna da adı aklıma gelmiyor ama bunun da bir adı vardı. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi devam edelim. Evet, algoritma nedir? Aslında algoritmadan çok fazla bahsettim ama sunum olarak tekrar koyduğumuz için eksiksiz olarak takip edildiğinde önceden belirlenmiş bir işi sonlu zamanda gerçekleştiren sonlu sayıda komutlar topluluğu demişiz. Şimdi dedik ki başla, git işte kullanıcıdan bir sayı iste. Kullanıcı ne girdi? 10 girdi. Bir işte bir döngüye sok. Döngü kaçtan başlasın? 0'dan başlasın. Tamam, iyi güzel. 0'dan 10'a kadar işte ekrana merhaba dünya yazdır. Sonrasında çıkmış birini koyduk. Ne de bu algoritmadır aslında zaman. Ve bunu tam manasıyla yazdığımız zaman sonlu sistem yazmış oluruz şeklinde toparlayabilirim aslında. Yani tekrarlamak istemiyorum aynı şeyleri. Ondan dolayı farklı şeyler de söyleyip bulamıyorum. Çünkü anlattık. Algoritma bu şekilde. Algoritmanız ne kadar düzgün, ne kadar doğru olursa yaptığınız işlerde bu kadar başarılı olur. Firmalardaki aslında proje sorumluları, proje yöneticileri de bu noktada devreye giriyor. Onların bildiğim kadarıyla bazı şeyleri var. Minimum gereksinimleri var. 3 ya da 4 müydü büyük projede rol almış olması gerek? Yani bu firmadan firmaya göre değişir de benim karşılaştığım şeylerden bahsedeceğim. 3 ya da 4 projede aktif olarak rol almış, büyük kısmını üstlenmiş olması gerekiyor. Algoritma analizini çok iyi yapabilmesi, algoritmayı çok iyi yazabilmesi gerekiyor. Bu algoritmayı yazdıktan sonra da işte yazılımcılar bunu üzerine işlerini gerçekleştirmiş oluyor. Yine bakın aynı yere çıkıyor. Yani şimdi bir yazılımcıdan proje yöneticisi neden daha fazla maaş alır? Çünkü algoritma bir projenin, bir sistemin aslında yapı taşı. Yani çimentosu diyebiliriz. Bir binanın temeli diyebiliriz. O temel ne kadar sağlam olursa hazırladığınız projede o kadar sağlam oluyor, o kadar başarılı oluyor. Buradan yola çıkarak da algoritma mantığını daha rahat anlayabiliriz. Firmalarda ise bu algoritmaları yazan kişilere genelde project manager, proje yöneticileri, proje sorumluları diyoruz. Yine buradan patronlarımıza sesleniyoruz. Bir proje sorumluları kesinlikle ve kesinlikle çalıştırın ki sistemlerinizin kusursuz olması için, sistemlerin kusursuz bir şekilde çalışabilmesi için bunu söylüyoruz. Bu şekilde ilerliyor iş dünyasında da. Sonra burada bir sticker koymuşuz. Çok güzel bir sticker. Bununla alakalı bir sürprizim olacak sizlere. Devam edelim. Şimdi yazılımın geldik görünen yüzüne. Yazılımın görünen yüzünde neler var? Sizin bildikleriniz neler? Burada aslında şöyle bir noktaya değineceğim. Sizin bildiğiniz, sizinden kastım da yanlış anlaşılma olmasın. Hani adım adım JavaScript yani sıfırdan genel sıfırdan başlayacağımız için yazılıma hiç bilmeyen arkadaşlardan kastım. Bundan öncesinde bir yorum geldi. Algoritma eğitimini gözünüzde fazla büyütmeyin. Bence öyle özel bir eğitime gerek yok şeklinde söylemiş. Burada aslında kastımız algoritma eğitimi değil.
Algoritma dediğimiz şey de birazcık nasıl desem pratik zeka da istiyor. Yani bu tamam öğrenilebilecek bir şey ama öğrenilebilecek bir şey ama olmadan da olmayacak bir şey. Yani algoritma olmadan bir proje yaparsınız ama sağlıklı olmayacağını söyledim ben sadece. Bu tamamen size kalmış bir şey. Projenin sağlamlığını size bırakmış bir şey. Onun öncesinde de bir soru var. Algoritma eğitimi almadan yazılıma başlamak ne kadar doğru? Algoritma eğitimi almanıza gerek az önce arkadaşımızın cevabı bunaydı sanırım. Algoritma eğitimi almak gibi bir şey aslında çok fazla dediği gibi mantıklı değil. Zaman kaybı olabilir. Çünkü algoritmayı siz bu şekilde projeler, ufak çaplı projeler geliştirerek kendinizi bu alanda ilerletmeniz daha iyi olabilir. Bunu satranç oyununa da özdeşleştirebiliriz. Bir satranç oyununda ilk başta ne yaparsınız? Taşların ne yöneteceğini öğrenirsiniz. Biz de yazılımda buradan başlayacağız. Bir for yapısı ne iş yapar? Bir if yapısı ne iş yapar? Hangi alanlarda kullanılır? Yani o işte vezirin önemi, vezir gittiği zaman satranç oyununda ne kadar geri düştüğünüz bu noktalara bakacağız. Algoritma burada. Yani ne kadar çok fazla siz haşır neşir olursanız satrançla kendinizi yine bir noktaya kadar getirebilirsiniz. Yani beyninizin o alanında, o kısmında fazla gelişim varsa yani bir yere kadar gelebilirsiniz kendi çalışmalarınızla. Hayatın her noktasında olduğu gibi. Her alanda olduğu gibi nasıl matematik dersinde çalışarak bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Algoritma kısmında da aynı şekilde bir algoritma zekanız olması gerekiyor. Ama olmadan da yapamazsınız demek istemiyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani herkesin algoritma zekası olmak zorunda da değil. Dediğim gibi bunlar için zaten firmalarda proje sorumluları alıyor. Bu şekilde eğitimi almanıza gerek yok. Ufak ufak projelerden başlayıp devamında zaten otomatikman algoritma hazırlama düzeyiniz, düşünme düzeyiniz belirli bir noktaya gelmiş olacak. Bu şekilde oluyor. Devam. Buradaydık zaten. Yazılımın görünen yüzünden bahsedecektik. Yani bildiğiniz bazı yanlışlardan bahsedecektik. Programlama bilgisayarda başlar ve biter çalışıyor olmanız için sürekli bilgisayar başında kod yazıyor olmanız gerekir. Böyle bir dünya yok. Yani bakın algoritmanın önemi yine burada devreye giriyor. Siz aklınızda ne kadar doğru bir sistem oluşturabiliyorsanız bu sistemin yani bilgisayar başında oluşturmuyorsunuz sonuçta bu algoritmayı. Kendi zihninizde, kendi aklınızda oluşturuyorsunuz ya da bir kağıt üzerinde oluşturuyorsunuz. Bunun için sadece bilgisayara gerek yok. Zaman ayırmanız gerekiyor öncelikle. Hadi oturayım bilgisayarın başına ben bu sistemi yazayım dediğiniz zaman oturup yazamıyorsunuz. Olmuyor. Yani bunu demek istiyorum aslında. Yanlış bilinen kısmı bu. Hadi oturalım kod yazalım. İyi güzel yazalım ama bir yol yok. Yani bu şey gibi. Hadi nereye gidelim? Amerika'ya gidelim. İyi güzel gidelim. Nasıl gideceğiz? Bilmem. İşte bir yol düşünememek, bir alternatif düşünememek. Yani bir sorunla karşılaştığım zaman ya burada bu olmadı. Ne yapacağım dendiği zaman bir yol gösterebilmek, bir yol bulabilmek de önemli aslında bu noktada. Bu şekilde oluyor. Diğer maddede kod yazmak çok sıkıcıdır ve kod yazanlar yaratıcı yönlerini hiç kullanamazlar. Bu aslında bu objektif bir bakış. Yani her insana göre böyle değildir. Kim insana göre coderlar, kod yazan insanlar çok zekidirler. Kimine göre de tam bir işte şey kilolu böyle bilgisayar başında sürekli abur cubur yiyen işte masanın altında şurada olduğu gibi sürekli cips, kola, işte iced tea orada, kahve sürekli masanın başında. Ondan sonra sürekli yiyip bilgisayarın başında oturan insanlar ve sadece dünyası kod olan insanlar var bu dünyada. Böyle insanlar varken kod yazmak nasıl sıkıcı olabilir? Ben bu soruyu direkt size sormak istiyorum. Yaratıcı yönlerini hiç kullanamazlar diyor. Bunu düşünüyorlar ama günlerinin yaklaşık %40'ını yani %30'unu %40'ını geçirdikleri cep telefonlarının A'dan Z'ye yani beyinlerimizi ele geçiren bütün
sistemlerin A'dan Z'ye bir yazılımsal şey olduğunu unutmamak gerekiyor. Burada aslında yanlış bir noktaya değindim. Yani saçma oldu birazcık. Kod yazanlar yaratıcı yönlerini... Bu çok saçma ya. Yani böyle düşünen... Bunları bu arada şey olarak aldım. Bir anonim olarak insanlara sorular sordum. Bunlara yönelik aldığım cevapları buraya yazdım. Yani sorduğum sorulara geri dönüt olarak bilmeyen insanlara... Aldığım geri dönütlerle beraber bunları sizlerle paylaşıyorum. Bu şekilde. Daha sonra kod yazabilmemiz için matematikçi olmanız şarttır. Böyle bir dünya yok. Kesinlikle yok. Yani matematiğin kullanıldığı alanlar vardır. Machine learning kısmı ya da işte bir otomasyon sistemi yapıyorsunuz. Buna benzer yerlerde, noktalarda matematiksel zekaya ihtiyacınız vardır. Matematikçi olmanız, yani matematik bilginizin olması gerekir. Ama yazılımın A'dan Z'ye her alanında ya da her projenin her projede daha doğrusu matematiksel ifadeler olmak zorunda değil. Bu şekilde bir soru daha gelmiş. Yazılımcı olmak, o işi sevmekle ilgili hayatınız boyunca öğrenmek zorunda olacağınız ve sürekli güncel teknolojiyi takip ederek kendinizi güncellemeniz gereken bir alan bu alan. Bunu kabul ederek bu işe girişmek bence en önemli olan nokta. Kesinlikle katılıyorum. Buna az önce birazdan bahsedeceğim. Bir noktada bu bahsettiği şeye de değineceğim zaten. Unutmuyorum onu. Tekrardan ekran alacağız Alper'cim bu yorumu. Daha sonrasında kodlamayı lisede, üniversitede öğrenmiş olmanız gerekirdi. Bu kesinlikle açısı. Yani çevremde var benim ilkokul mezunu olup yazılımcı olan, çok çok iyi yazılımcı olan, 9-10 yaşlarında yazılım dünyasına atılıp şu anda işte 25-26 yaşlarda olup hiç bilgisayar ile alakalı bir şey okumayan abilerim var, çevremde arkadaşlarım var. Bunlar şu an çok iyi noktalarda, çok çok iyi yerlerde olanları da var. Hiçbir şey yapmayan, kendi aleminde takılan, öyle işte goy goy muhabbet şeklinde takılan, yani yazılımcı olup bu şekilde takılan insanlar da var. Bunlar için bir okulunu okumak zorunda değilsiniz. Yani yazılımcı olmak için diploma isteyen firmalar var. Benim en büyük karşıta olduğum noktalardan bir tanesi bu. Baktığınız zaman iyi bir firmada işe girmek istiyorsunuz ama firmanın en temel şeylerinden bir tanesi ne? İşte 4 yıllık mühendislik mezunu musun? Yüksek lisansını tamamladın mı? Tamamladıysan hangi alanda tamamladın? İşte şunu yaptım. Bunlar önemli şeyler değil demiyorum. Bunlar kesinlikle önemli. Bunlar yapılması gereken şeyler. Ama bir insanın iyi yazılımcı olabilmesi için, o parayı gerçekten hak edebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle okulunu okumasına gerek yok. Yüksek lisansını yapmasına gerek yok. Bu şekilde düşünmenizi istemiyorum. Biraz bu noktada düşüncelerim katı benim, tartışmalarım çok fazla oluyordu. Çevremde beni izleyen arkadaşlarım da var. Buradan onlara söylüyorum bunu. Bakın arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Benim yani hedeflerim, hayallerim doğrultusunda büyük bir firmada girip çalışmak yok. İstemiyorum da böyle bir şey. Yani gidip işte bir nasıl desem, Turkcell'dir ya da işte Boş'tur, buna benzer firmalarda girip çalışmak istemiyorum. İstememin tek sebebi de şu. Abi gün boyunca yaptığınız şey belli. Düşünsene, sabahleyin oturuyorsun, önüne bir modül geliyor. Oturuyorsun, onu yazıyorsun. Akşamleyin işte bilgisayarını kapatıyorsun, evine gidiyorsun. Sabahleyin bir daha geliyorsun. İşte yap, yine aynı modülden yazıyorsun. Ondan sonra gönderiyorsun, tak 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 tak. Orada iş bölümü o kadar az ki. Yani siz bu ürün olarak girdiniz, büyük firmalara çıktığınız zaman yine bu ürünsünüz. Size tek attıkları şey ne biliyor musunuz? Şu. Bu sarı etiketi katıyorlar. Bu sarı etikette sizin CV'nizde o firmanın adı olmuyor. Çok fazla gelişim sağlayamıyorsunuz. Bunu da tabii ki kendi kafamdan uydurmuyorum. Hani şey diyenler olabilir, daha kaç yaşındasın, ne gördün de bunu söylüyor olabilirsin. Çevremden aldığım geri dönüşlere, yani çevremden duyduğum geri dönüşlere nazaran bu yorumları yapıyorum. Bunlar kendi fikrim, kendi düşüncelerim. Doğru bulanlar olabilir, yanlış bulanlar olabilir. Ben bu şekilde bakıyorum. Bir atölyede çalışmak var, bir de gidip büyük bir firmada sürekli ufak bir nokta üzerinde çalışmak var. Ha, parası daha iyi olabilir, işte unvanı daha iyi olabilir ama bu da size kalmış, tamamen sizin bakış açınıza kalmış. Yani siz hayatınızın geriye kalanını
bu ünvan için mi yaşıyorsunuz? Yoksa gerçekten iyi bir yazılımcı olabilmek için, kendinizi geliştirmek için mi yapıyorsunuz? Buna bakmak gerekir. Burada mesela şey noktasına değineceğim. Staj yaparken staj yaptığım firmadan birazcık bahsedeceğim. Onun firmasında yapmıştım. Söylediğim gibi Stable Mobile adı altında bir mobil yazılım firmasıydı. Burada şeydi, böyle herkes küçük bir şeydi, firmaydı, şirketti burası. Küçükten kastım büyük ama küçüktü. Yani yaptıkları işleri büyük ama kendi içinde küçük bir firmaydı. Yani insan sayısı olarak çok fazla büyük olmayan, 20'ye yaklaşık çalışanı olan bir firmaydı. Burada stajımı yaparken aile gibi bir ortam vardı. İşte çevremde insanlar vardı. Ve ben orada kendimi geliştirirken destekleri o kadar çok fazlaydı ki. Yani merak ettiğim bir teknolojiyi ben onların yanında öğrenebiliyordum. Bana işte bak bir şey yaptırırlarken işte bak onu öyle değil de böyle de yapabilirsin deyip farklı bir teknoloji kullandırtabiliyorlardı. Ama tutup siz boşta, örnek veriyorum, bir makinede bugün işte A librarisini kullandınız, yarın B librarisini kullanmaya kalkın, bakın görün neler oluyor. Buna kesinlikle zaten isim vermezler. Bu şekilde ilerliyor. Yani sizin gelişiminize açık olmamanızdan kasıt bu. Çok fazla geliştiremeyeceğimi düşündüğüm için bu şekilde söylüyorum ben. Siz tabii ki nasıl düşünürsünüz? Çok farklı düşünceler de ortaya çıkabilir. Sonra devam edelim. Çok fazla damlandık, budaklandık. En iyi programlama dili tabii ki X, JavaScript. İşte ne Python, ne Java, ne işte bilmem ne Jart, Jurt. İşte Stack Overflow'dan verilere baktım. İşte dünyada en çok kullanılan, en yaygın yazılım dili JavaScript, o zaman en iyi yazılım dili JavaScript'tir şeklinde bir düşünce kesinlikle yok. Kesinlikle olamaz. Bu bir araba değil. Bu bir aslında araba da olabilir. Ama bu şöyle bir şey, arabayla uçağı kıyaslamak gibi. Yani bir yolcu uçağı mı daha kalitelidir yoksa bir Porsche mu daha kalitelidir gibi bir soru sorulduğu zaman nasıl cevaplayamıyorsanız bir JavaScript mi daha iyi bir yazılım dilidir yoksa işte PHP mi daha iyi bir yazılım dilidir? Yani PHP ile JavaScript'i karşılaştırmayayım da Java ile PHP'yi karşılaştırayım mesela. Bunların ikisinin karşılaştırmasını yaptığınız zaman da yine böyle saçma sapan bir görüntü ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü bir tane geçmekle görevli. Bunları hangi alanda karşılaştırmanız, yani hangi alanda karşılaştıracağınız çok saçma. Beygir gücüyle mi karşılaştıracaksınız? Yoksa farklı alanda mı? Çünkü bunların kullanım alanları bambaşka. Yani Python dediğimiz zaman, örnek veriyorum, ya da Python, artık hangi şekilde ifade ediyorsanız, bundan dolayı umarım beni yargılamaz, ben Python diyorum. Siz bu hangi alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, yani Python yazarak makine öğrenimi alanı mı geliştirmek istiyorsunuz? Yoksa ney mesela? Java yazarak gömülü sistemlerde mi geliştirmek istiyorsunuz? Roket sanayisinde mi geliştirmek istiyorsunuz? Aslında burada bitiyor olay. Yani siz yine kendinizi nerede görmek istiyorsanız o alanda ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Tek bir yazılım diline de kesinlikle bağımlı kalmayın. Kodlayabilecek bizim elimizde diyorsunuz. Yani bir nevi kendi geleceğimizi de kodlayabilmek bizim elimizde diyorsunuz. Yani burada evet, yine çok güzel bir yorum gelmiş. Siz bugün ne yapıyorsanız, bugün ne yazıyorsanız, yarın yine karşınıza çıkacak şeyler aynıları. Bugün A projesini yazdınız, şu kadar sağlamlıkla yazdınız. Yarın bir gün B projesini yaparken, yani üşengeçle kaçacaksınız birazcık. İkisinde de login sistemi var, alacaksınız, aynısını koyacaksınız. Yani üstüne bir şeyler ekleyeceksiniz, tabii ki ekleyeceksiniz. Aynısından kastım birebir değil. Yani bir benzerini yapacaksınız, üstüne her zaman bir şeyler koyacaksınız. Bu şekilde ilerleme kaydedeceksiniz. Bunlar sizin geleceğinizi, ileriye bakış açınızı, hayatınızı belirleyecek şeyler. Yani şu an ya ben işte 3 haftada ne öğrenebilirim şeklinde bakmamanız gerekiyor bu olaya. Ya da işte ya ben bunları dinliyorum ama işte bir for yapısı, bir if yapısı benim ne işime yarayacak ki? İşte if'te bir datayı karşılaştırdım, benim ne işime yarayabilir ki şeklinde düşünüyordum ben de 3 sene öncesinde. Diyordum ki işte ya bu ne, geldik abi üniversiteye, işte hala bize if else gösteriyorlar, for gösteriyor. Mert var hatta, o da şu an bizimle birlikte izliyor bu yayını. O arkadaşımla beraber yani biz birazcık bu şekilde düşünüyorduk, yargılıyorduk falan böyle. İşte diyorduk ya böyle işte iş mi olur, nerede kullanacağız bunları falan. Sonrasında gördük bazı şeyleri, tam anlamıyla işin içine girdiğimiz zaman, gerçekten isteyerek yaptığımız zaman, o zamanlar hala istemiyormuşuz, görmek istemiyormuşuz aslında.
Bu şekilde bakmanızı da istemiyorum ben sizlerin. Şimdi devam edelim. Kod yazabilmek için IQ'su 160'tan yüksek bir dahi olmanız gerekir. Böyle bir şey olmuş olsa piyasada zaten yazılımcı bulamazsınız. Neden? Çünkü baktığınız zaman gitgide sayılarımız artıyor. Çok fazla sayıya ulaşıyoruz yazılımcı olarak bu alanda. Hepimizin IQ'su 160'tan yüksek olsa o zaman ne bileyim çok saçma olurdu. Bütün dünya çok zeki olurdu. Ya bütün dünya, bütün yazılımcılar çok zeki olurdu. Süper zeki olurdu. Ama öyle bir dünya yok. Çok zeki olmanıza gerek yok açıkçası. Bir işi severek yapıyorsanız bunun için zeka gereksinim yok ki. Yani siz bir cüzdan üreticisiniz mesela. Bu cüzdanı üretirken abi iyi güzel ben bunu üreteceğim ama işte deri olsun, bu deriyi severek işlediğiniz sürece sizin bu zeki olmanız gerektiği anlamına gelmez. Yazılım da aynı şekilde. Bir kod yazmanız için, iyi bir proje çıkartmanız için sizin zeki olmanız gerekmez. Bu işi severek yapan herkes başarılı bir proje ortaya çıkartabilir, güzel projeler ortaya çıkartabilir ve yazılımcı olabilir. Yani bilgisayarın başına oturduğunuz zaman kod yazmaktan zevk alıyorsanız siz de yazılımcı olabilirsiniz. Bu kadar basit. Kesinlikle ve kesinlikle ne sayısal, ne sözel, ne de matematiksel zeka, ne de IQ. Hiçbir şeyin önemi yok. Bilgisayarım yok diyebilirsiniz. Hepimizin artık ceplerinde akıllı telefon var. İndirip oradan live editörler ya da işte debugger sistemler, yani anlık olarak yazdığınız kodları derleyebilecek derleyiciler var. Oturup bunlardan dahi artık yazılımı öğrenebilirsiniz. Bunlarla dahi yazdıklarınızı test edebilirsiniz. Asla ve asla kendinizi kandırmayın. Bilgisayarınız dediğim gibi olmasa bile ne dahi oturup, yani WhatsApp'tan bile kod yazabilirsiniz ya. Ciddiyim, yazabilirsiniz. Yani bunun iddiasına giriyorum. WhatsApp'tan istiyorsanız web sitesi yapabiliriz. Canlı olarak örneğini bir sonraki yayında talep olursa yapalım. Hatta canlı olarak yapalım. WhatsApp'tan web sitesi yapalım. O yüzden siz severek yaptığınız sürece, yani buna belki güleceksiniz. Tuvalete girdiğiniz zaman kucağınızda bilgisayarla girip de kod yazabilirsiniz. Ya da işte boş zamanınızda oturup hiç bilgisayarın başına oturup hiç kod da yazmayabilirsiniz. Bu tamamen işi sevip sevmemenizle alakalı. Bir yorum daha gelmiş. Yazılımcı çok zeki olsa sistemde açık olmazdı zaten. Evet. Yani hiçbir sistem kusursuz değildir. Hiçbir sistem gerilemez değildir. Daha 2 yıl önce bir dergide okudum. Intel, düşün bakın ne zaman? 2018 senesinde Intel sistemlerinde bulunan 700'den fazla açığı yeni bir güncellemeyle kapatmış. Yani sizce şimdi IQ'su bu kadar yüksek olan yazılımcılarla beraber çalışan binlerce, belki milyonlarca çalışanı vardır bu firmanın. Yani milyon olmayabilir de 100 binlerce çalışanı olsun diyelim. Kendilerine ait database'i için bile ne, üniversite kadar, uluslararası kadar bir alanlara sahip bir firmanın sisteminde bu kadar fazla açık olabilme ihtimali olabilir mi? Yani demek ki oluyormuş. Ya bu da şey anlamına geliyor. Yazılımcıların gerçekten çok zeki olması gerektiği anlamına gelmiyor. Severek yapmadıkları anlamına da gelmiyor. Ama gözden kaçırdıkları noktaları olabiliyor. Her insanın olduğu gibi. Makineler kod yazmaya başlamadığı sürece yavaş yavaş o dünyaya da giriyoruz. Asla ve asla kusursuz bir sistem olmayacak, yazamayacağız. Bu şekilde. Ne demişiz? Program dillerini sadece yetişkinler öğrenebilir. Böyle bir şey yok. Artık bildiğiniz gibi küçük yaştaki insanlara eğitimler veriliyor. Okullarda bile ne eğitimler başladı. Scratch adı altında uygulamalar var. Bunlardan çok basit projeler geliştirebiliyorlar. Basiti geçtim. Yani 8-9 yaşında çok büyük işlere adım atan kişiler de var, insanlar da var. Dünyada bunun örnekleri çok fazla var. Yani bunları görüp siz hala işte ya ben işte yaşım küçük ya da yaşım benim artık geçti, gelmişim 30 yaşıma 40 yaşıma bu saatten sonra kod yazmayı mı öğreneceğim diye düşünmeniz çok saçma, çok yanlış. Çünkü her insanın bakış açısı farklıdır. Bir çocuğunki de farklıdır, bir yaşlınınki de farklıdır. Orta yaştaki bir insanın da bakış açısı farklıdır. Bu yaştaki insanın da, her insanın bakış açısı farklıdır. Siz bir sisteme ne kadar farklı açıdan bakarsanız da o kadar güzel ürünler ortaya çıkartabilirsiniz. Yani bakış açınızda bitiyor. Siz iki aynı ürünü
farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Yani buna çok fazla örnek var ama aklıma geliyor mu diye düşünüyorum. Geliyor mu? Bir ısıtıcı düşünelim. Siz bu ısıtıcıda üzerinde mesela yemekle pişirirsiniz. Yanlış olabilir kullanımı. Belki verdiğim örnekle yanlış olabilir. Gül edebilirsiniz buna. Siz yemekle pişirebilirsiniz ama onu yanınıza alıp sınadabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ve bakış açınıza kalmış bir şey. Yani hangi alanda kullanmak istiyorsunuz? Üretici bunu bu alanda da kullanmak zorunda değilsiniz. Yazılım dilleri de bu şekilde. Python, makine öğrenimi, machine learning alanında Python kullanılıyor diye illa Python'da makine öğrenimi yazmak zorunda değilsiniz. Ben JavaScript yazıyordum mesela o dönemde. TensorFlow'un librarisi vardı. TensorFlow.js diye. O şekilde yazıyordum. Yani o yazılım diliyle uğraşmak bana zevk veriyordu ve Python'a yazmamıştım. Bu dediğim gibi yazılım dünyası o kadar büyük, o kadar geniş ki tamamen sizin hayal gücünüze kalmış, tamamen sizin bakış açınıza kalmış bir şey. Bu şekilde. Programcıların hepsi nerd ve yalnız kişilerdir. Boş zamanlarında da uzun saatler boyunca kod yazarlar. Yani, öyle miyim diye düşündüm de bir an böyle hak verir gibi oldum. Şöyle şimdi bunu kod yazmaktan zevk alan bir insan için. Dışarıya çıkıp gezmeyi çok fazla sevmiyorum mesela. Dışarıya çıkıp çok fazla gezmeyi sevmeyen bir insana siz ne kadar sosyalleştirebilirsiniz ki? Sosyal medyayı kullanmayı sevmeyen bir insana ne kadar sosyalleştirebilirsiniz ki? Yani bundan zevk alan bir insana ne kadar çabalarsanız çabalayın. Bu olmuyor. Yani bu mantıklı. Benim mesela eğlenmem daha farklıdır. Nedir? Ben yine eğlenmemi bilgisayar üzerinde ne yaparım? İşte kafam çok sıkıldı, daraldığı zaman girerim arkadaşlarımla oyun oynarım. Bu da bir işte şeydir, alternatif boş zaman geçirme yoludur. Ama gidip gezebilirim. Bu da alternatif boş zaman geçirme yoludur. Yalnızlık konusuna gelirsek, valla çok yalnız kaldığım zaman oturuyorum, yazdım, botlarla konuşuyorum. Onlar beni yalnız bırakmıyor. İşte Covid'de son durum nedir diyorum mesela, bana cevap veriyor. Çok fazla yalnız da bırak. İşte ne yapıyorum, işte Slack'te örnek veriyorum, bir tane bot var. İşte bir kadınla konuşmak istiyorum, bir kadın botu yazıyorum. İşte onunla beraber sohbet ediyoruz falan. Benim cevabını bildiğim cevapları vermesi çok hoşuma gidiyor. Çünkü düşünsenize karşınızda biri var. Ne söyleyeceğini biliyorsunuz. Siz soruyorsunuz. O sana aklınızdan geçen cevabı veriyor. Ne kadar tatmin olursunuz değil mi? Bunun bir de gerçek olduğunu hayal edin. İşte yazılım dünyasında bunlar da var. Şimdi söylemek istediğim şeyi toparlıyorum. Tekrarlayacağım. Bir botla konuştuğunuzu hayal edin ve siz ne duymak istiyorsanız size bunların cevabını veriyor. Ne kadar çok egonu, yani kendinizi ne kadar tatmin eder değil mi? Yalan söylediğini hissettiniz. Dediniz ki sen yalan söyledin bana şu konuda. Dedi ki evet ben yalan söyledim ya da inkar et. İnsan olsa inkar etme ihtimali var değil mi? Ama botla konuşuyorsunuz, size dedi ki evet yalan söyledim. İnsanlar aslında yazılım dünyasında bu da var. Yani bu şekilde yapılan sistemler, programlar da var. Bunlardan bahsetmeyeceğim tabii ki. biraz garip olacak. Yani siz ne duymak istiyorsanız ortaya önünüze bunu sunuyorlar. Yani bunlara da kanmayın. Bu kadar da dar bakışlı olmayın. Yani bazı şeylerin yanlış olduğunun farkına varın. Dolandırıcılıktan bahsediyorum burada. İşte ne? Ya biz web sitesi yapma paketi hazırladık. İşte satıyoruz. İyi güzel ne kadar? 10 bin lira, 20 bin lira. Şöyle böyle, şöyle açıyor, böyle kaçıyor. Ya bu tarz şeylere de çok fazla inanmayın. Yani bir bakın bunlar kim? Kim almış da memnun kalmış? Yani bu işten yapılan bir ürünü bir görün. Yani bu sistemi kullanarak bir sonucu görün. Bir test sürümünü kullanın ya da bir betasını kullanın. Mesela bir servis alacaksınız, bir servis hizmeti alacaksınız. Daha öncesinde bir testini, yani bir test kısmına bir istek atın, size bir cevap dönsün. Bir görün yani size ne söylüyor? Sizin işinize gerçekten yarayacak mı bu sistem? Bir kişiye, bir freelancer çalışana iş vereceksiniz. Bu daha önce buna benzer projeler yapmış mı? Bunun altından gerçekten kalkabilir mi? Bunun inancını size verebiliyor mu? Daha öncesinde geliştirmediği projeler de olabilir. Evet, böyle insanlar da var. Bunlar diyor ki ben nereden başlayacağım madem bana kimse iş vermeyecek. Eğer karşınızdaki kişi size bunun inancını verebiliyorsa iş bitmiştir. Yani siz o kişinin yapabileceğine inanabiliyorsanız, inandırıyorsa sizi, o kişi o işi yapar. Yani bu her alanda gerçek olmayabilir. Kandırılabilirsiniz. Evet, yapamayanlar olur ama bunlar istisnalardır. Yani o ben insanların içindeki samimiyete inanmayı
seviyorum bu hayatta. İnsanların içinde gerçekten o samimiyet duygusunun olduğuna inanıyorum. Bana söylendiği zaman da güveniyorum ve bugüne kadar çok fazla yanılmadım. Yeri geldi Biyonluk'tan benim de mesela büyük bir proje geliyor. Bunları parçalamam gerekiyor. İşte Biyonluk'tan çalışanlarım oluyor. Birlikte çalıştığım arkadaşlarım oluyor. Bunlar işte çalışırken ben onlara bunların yani daha yeni kaydolmuş. Ben o kişiye de bu işi verebiliyorum. Neden veriyorum? Çünkü görüyorum yani bu işi yapabileceğine inanıyorum. Konuşuyorum, sohbet ettiğimiz zaman bana o inancı veriyor. Verdiği zaman da ben umut ediyorum ve umudun ekmeğini yiyorum. Bu şekilde. Nereden nereye geldik? Devam edelim. İyi bir programcı olmak için tüm geçilecek mi demiş. Öncelikle dediğim gibi neler yapacağımıza yani yazılımın ne olduğuna dair bahsedeceğiz. Daha sonrasında da kullanacağımız sistemlerin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Eğitime bir sonraki derste başlayacağız. Çünkü 1 saat 20 dakika gibi bir süre oldu. İyi bir program devam ediyorum. Özür diliyorum. İyi bir programcı olmak için tüm söz dizinini yani sintaksı ezbere bilmek gerekir. Böyle bir şey de yok. Yani iyi bir yazılımcı işte bütün kodları ezbere bilir. Verinin önüne bilgisayarı internetsiz bir şekilde yazsın diye bir dünya yok. Bence bu tabii ki benim bakış açım. İyi bir yazılımcı librarileri yani kütüphaneleri ya da işte sistemleri doğru şekilde kullanan kişilerdir. Yani burada kendime biraz giydireceğim mesela. Hani makine öğreniminde JavaScript yazdım dedim ya. Bu benim onu yapmam demek makine öğrenimi alanında iyi bir programcı olmadığım anlamına gelebilir aslında. Neden? Çünkü bakıyorsun abi adamlar yani sadece bu alanda oluşan komüniteleri var. Yani binlerce, yüz binlerce belki de milyonlarca insan makine öğrenimi alanında Python yazıyor. Yani neden sen tutup da JavaScript ile makine öğrenimi yazmaya zor, adamlar yani yazmaya zorlarsın ki adamlar bunun için library yazdı diye yazmak zorunda mısın? Hayır. Ya git onu kullan. Ya bu işte mükemmel olan neyse en iyisi git onu kullan abi. Gerek yok. Yani programcılık da bu. İyi bir library kullanabilen, librarileri iyi bir şekilde kullanabilen, nerede neyin nasıl gelebileceğini iyi bilen kişiler bence iyi yazılımcılardır. Düşünme zekası, düşünme kapasitesi olması gerekiyor tekrar dediğim gibi. Ama bu da zeki oldukları yani düşünmekle zeka apayrı şeyler. Her insan düşünebilir ama her insan zeki değildir. Şimdi geldik güzel bir şeye. Kadınlar iyi kod yazamaz. Buradan herkesin feministliğini kabartmak istiyorum. Tabii ki böyle bir dünyanın gözüyle bir tema seçtik. Bu da kadın erkek eşitliğinin yolumu üstündeki Sivit de Mor bugün. IVD'ye de birazcık şey yapalım. 18-19 Nisan'da IVD International Women Days etkinliğimiz olacak yine. GDG Bursa YouTube kanalımız üzerinden. Burada kadınların gücünü göreceksiniz. Neler yaptığını göreceksiniz. Piyasada bu kadınların olduğunu göreceksiniz. Çok fazla gelmemiş olsanız dahi bu alanda çok iyi kadın yazılımcılar olduğunu göreceksiniz. Bu gerçekleşecek eğitimimizde de bu insanları konuk olarak davet edeceğiz. Hatta size şöyle bir şey diyeyim. Bir framework kullanıyorum Adonis diye. Bir Node.js'in framework'ü. Burada bir Discord channel'ları var. Burada var. Bir tane moderatör var. Yazılımcı bir moderatör. Yani Adonis'in destek kısmında. Karşılaştığım sorunların aşağı yukarı çoğuyla o kadın ilgileniyor. Sağ olsun. Çok güzel kod yazıyor. Ve ellerine sağlık. Yani canlı örnek olarak söylüyorum bunu. Hatta daha dün sağ olsun çok büyük bir destekte bulundu bana. Bu şekilde yani yazılım alanının da aslında her yerinde kadınlara yer var, rol var. Asla kadınlar iyi kod yazamaz diye bir dünya yok. Buradan bir arkadaşımıza da seslenmek istiyorum. Ya ben işte kod bilmiyorum, nereden başlayacağım bilmiyorum falan diyen bir arkadaşımız var. Adını söylemeyeceğim ama Eda kendisi. Ekibimizden bir arkadaşımız. Bu arkadaşımıza buradan sesleniyorum. Böyle bir dünya yok Eda'cığım. Her insan gerekli şeyleri istediği sürece, gerekli istenimleri yaptığı sürece kod yazabilir duruma gelir. Bunun kadını, erkeği, bileni, bilmeyeni yok. Bilmeyenler öğrenecek, bilenler daha fazlasını öğrenecek.
Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi devam edelim. Bitmiyor. Hızlı geçeceğim buraları. Hızlı mı uygularken soyutsal hayal zeka önemli mi, yoksa somut örnekler üzerinde eksiklikleri görüp düzelterek mi daha faydalı sonuç verir? Burada birazcık da aslında bence somut. Yani neden somut? Çünkü çok fazla uçup kaçmaya gerek var mı? Yok. Yani tutup biz burada Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Ya biz küçük yazılımcılarız. Yani biz küçükten başlayacağız. Yani biz bir işletim sistemi yazmıyoruz. Biz bir işte çok büyük işlerle uğraşmıyoruz. Biz şu an hani küçükten başlayacağımız için söylüyorum. İlerisi için kesinlikle böyle bir düşüncemiz yok. İlerisi için belki soyutsal şeyler düşünebilirsiniz. Yani hiç olmayan bir şeyi ortaya çıkartmak demek, yani yazmak demek ne demek? Soyut bir düşünce demek. Ama şu anlık bence başlangıç için ve orta seviye için, yani junior ve middle yazılımcılar için bence somut düşünmek daha mantıklı. Çünkü gerçekte gördüğünüz şeyleri yazıya, yani kodda yazılıma dokümente edebilmek, yazılım dünyasını dokümente edebilmek daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Hemen devam edelim. Çok hızlı kod yazan yazılımcı en değerli programcıdır. Böyle bir şey yok. Bahsettiğim gibi en iyi yazılımcı, bence en iyi librarileri kullanabilen yazılımcıdır. Sintaks düzenini, yani orada kod düzenini doğru bir şekilde oturtan yazılımcı. Algoritmayı doğru bir şekilde yazılıma döken yazılımcı bence iyi bir yazılımcıdır. En değerli programcı da bunların içine giriyor. Yani en hızlı yazanla alakası yoktur. Senior programcı almak yerine çok fazla junior programcı olarak projeyi daha düşük maliyetle başarıya ulaştırabilirsiniz. Burada da yine ilk başta bahsettiğim için bu konuya çok fazla değinmeyeceğim. Tek bir programlama dili öğrenmek ve onda uzman olmak yeterlidir. Bu da yanlış. Dediğim gibi deneyin, görün. Yarın bir gün ihtiyacınız olacak. Bir TDI bulacaksınız, bir client bulacaksınız. Ne mesela? Bir işletim sisteminin, işletim sistemi olmaz da, Discord'un bir tane client side'ını buldunuz. Bunu işte ne Java ile yazmış ya da işte farklı bir yazılım dili Flutter'la yazılmış, tamam mı? Bir mobil uygulama düşünün. Burada şöyle bir şey var, önemli. Bakıyorsunuz o yazılım diliyle yazılmış. Siz o yazılım diliyle alakalı hiçbir tecrübeniz yok. Nasıl kullanacaksınız bunu? Kullanamıyorsunuz. Aslında tamamen buradan. Burada önemli oluyor bu nokta. Devam edelim. En iyi kodu yazabilmek için en iyi araçları kullanmak gerekir. Böyle bir şey de yok. Yani 20 milyarlık bir bilgisayarla yazdığınız kodla, 1000 liralık bilgisayarla yazdığınız kodla, klavyeyle, mouse'la aynı işi, aynı kodu yazabiliyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Burada sunucular vesaire vesaire vesaire, buna benzer kullandığınız sistemler ve teknolojiler için bütçeyi fazla tutmanız demek, proje için daha sağlıklı olabilir demek. Yani bu yerinden yerine göre değişir. Çok fazla da şey söyleyip kafanızda allak bullak etmek istemiyorum. Devam edelim. Programcı olduğumuzda kimseyle iletişim kurmanıza gerek yoktur. Ya böyle bir dünya yok zaten. Frontend, backend ayrımı dediğimiz şey bu yüzden bu noktada da bir öneme sahip. Yani bir siz frontendçiyle, yani yazdığınız servisleri tutup siz bunların nasıl çalıştığını frontendçiye aktaramadığınız sürece bunların hiçbir önemi yok. Mikro servislerinizde kullanılmadığı sürece hiçbir anlamı yok. Frontendçi size ihtiyacı olan şeyleri söylemediği sürece, projede gerekli olan şeyleri söylemediği sürece bunları yapmanızın, backendçilerin oturup, yani kayıt olma sistemi olmayacak abi, tamam mı? Ben adminim, sadece kayıtları ben admin olarak database'e elle gireceğim. Kayıt o sistemi yok. Oturup bir backendçinin bu sistemi yazması ne kadar doğru? Böyle bir dünya yok. O yüzden iletişim, ekip içinde iletişim çok önemli. Çok 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 önemli. Ve dışarıyla da iletişiminiz önemli. Yani bir sorunla karşılaştınız. Daha önce bu sorunla karşılaşan insanlar var mı? Bir library kullanırken neyi alacaksınız bir datayı? Bu datayı parse ederken işte hata alıyorsunuz. Saçma sapan bir yerde hata alıyorsunuz ya. Daha önce hatta yaptınız, hata almadınız. Aynı şeyi bir daha yapıyorsunuz ama hata alıyorsunuz. Olabiliyor böyle şeyler.
gerçekten olabiliyor. Bu noktalarda giriyorsunuz Stack Overflow'a, mesela örnek veriyorum. Bakıyorsunuz ya işte böyle böyle, ben böyle bir sorun yaşıyorum. Daha önce yaşayan var mı? Ya da işte çözümünü bilen var mı? Yazdığın kodu atıyorsun, onları inceliyorlar falan, bakıyorlar, sana cevap veriyorlar. Yani bu mu mantıklı? Yoksa kabuğuna çekilip A'dan Z'ye bütün kodu kendinizin yazması mı mantıklı? Bu soruyu yani kendiniz sorun, kendiniz cevaplayın. Devam edelim. Programcılar otomatik olarak donanımsal sorunları da rahatça çözebilen kişilerdir. Yazılımcılar format da atabilir mi sorusu. Bu da işte tamamen sizin daha önceki ilgileriniz, tecrübelerinize nazaran ortaya çıkıyor. Yani siz bir daha önce yanmış anakart üzerinde yandığını anlayabil, yani nasıl yandığı zaman nelerin olduğunu daha önce gördüyseniz, donanımsal olarak bahsediyorum şu anda bir yazılımcı olarak, sonrasında da anlarsınız. Bir bakkalcıya oturun, yani gösterin mesela mouse'un bozulduğunu, ya bunun ışığı yanmadığı zaman bak işte abi bu mouse bozuk olduğu anlamına geliyor dediniz. Bu adam bakkal mouse'dan ne oldu? Siz anlattığınız sürece, öğrettiğiniz sürece öğrenmiş oluyorlar. Yazılımcılara, yazılım mühendislerine okulunda ya da işte dışarıda yazılım alanındaki insanlara donanımsal bir şey pek fazla öğretilmiyor. Yani donanımsal olarak sorunlara biz bir şey yapamıyoruz çok fazla. Yani bildiğimiz kadar, elimizden geldiği kadar format atabiliyorum çok şükür. Ya da işte bir RAM slotu bozulduğu zaman RAM'i çıkartıp diğer slota takabiliyorum. İşte bir anakart bakıyorum işte sıcaklık çok fazla yükseldiği zaman işte daha güçlü fan gerektiğini anlayabiliyorum. Bunlar işte diyorum ya, tamamen sizin tecrübelerinize kalmış şeyler. Yazılımın görünmeyen yüzü, bahsettiğim gibi backendçi arkadaşlarımızın yaptığın işi anlatamamak. Anlatamıyorsun abi. Yani ne diyebilirsin ki, bir servisi yazdın, bu datalar sana bunları dönüyor falan fişman, anlattın. Bilmeyen bir insan ya. Bilmeyen bir insan. Bunu nasıl anlayabilir ki? Yani sana dönen cevabı nasıl anlayabilir? Anlayamıyor. O yüzden çok uçuk kalıyor ve şey oluyor. Böyle elleriniz falan şey oluyor. Ya sana şey sorusu geliyor. Facebook patlatabiliyor mu yeğenim? Patlatabiliyorum desen iyi yazılımcısın. Ama yapabildiklerini anlatsan, işte çok iyi servis yazarım, şunları bunları yaparım desen, ya o ne işte, anlamadığı için onlara şey geliyor. Verdiğim örneği anladığınızı düşünüyorum. Devam etmek istiyorum. Eğer Türkiye'de çalışacaksan her şeyi bilmen gerek. Bu birazcık böyle, çünkü herkes istiyor ki full stack developer'ım olsun. İşte backend'ini de ulan çalışanım yapsın. Frontend'ini de çalışanım yapsın. Ondan sonra işte Jart'ını da çalışanım yapsın. Jurt'unu da çalışanım yapsın. Bütün herkesin istediği yazılımcı frontend, full stack yazılımcı. Full stack yazılımcı dediğimiz kavramla hem backend kısmını hem frontend kısmını, yani projenin A'dan Z'ye bütün kısımlarını yönetebilen, oralarda rol alabilen kişilere biz full stack developer diyoruz. Türkiye'de genelde bu tarz kişilere ilgi duyuluyor. İlgi çok fazla oluyor. Bu yanlış denemez. Yani ilgi duyulması yanlış. Yani sadece full stack aranması bence yanlış. Çünkü her insan her şeye yetişemiyor abi. Bir alanda düşünsene, çok profesyonelsin. Backend alanında çok profesyonel olmak var. Bir de biraz backend, birazcık frontend bilip ortaya yarım yamalak bir iş çıkartmak var. Ben bunu yanlış buluyorum. Yani git bir tane ortanın birazcık ilerisinde bir frontendçi çalıştır. Backend kısmında da ortanın biraz ilerisinde bir backendçi çalıştır. Ortaya çıkan ürüne bir bak. Baktığın zaman her şey daha sağlıklı oluyor. Aslında tamamen burada. Mantık bu şekilde Türkiye'de birazcık. Eğer başaramaz isen sektördeki piramidin en alt kısmında takılıp kalırsan, ailen ben sana söylemiştim diyerek başının etini yerler. Yani bu, başarısız olursanız, yani siz bütün hayatınızı yazılıma adadınız, sonra başarısız oldunuz, yapamadınız, olmadı. Bir şeyler yolunda gitmedi. Ondan sonra piramidin en alt kısmında kaldınız. Tabii ki size söylüyorlar, ben demiştim. Ya da bir projeye girdiniz, işte bir sistem yazmak istediniz. Buna işte destek çıktı. Çevrenizdeki insanlara yatırımcılar buldunuz, bu işten anlamayan, maddi olarak. Daha sonrasında bu proje başarısız oldu. Yazılım kısmını tamamlayamadınız. Sonrasında çok şey yapan insanlar oluyor, olmuyor değil. Bunlar çevremizde var. Devam edelim. İşin başındaysan sonunu gördüğünü zannettiğin anı kaybedersin. Çünkü bunun sonu yok. Bu dersimizin ana şeyi bu olsun. Yazılım dünyasının sonu yok. Yani
Siz oturup bilgisayarın başına bir sistem yazmaya karar verdiniz. Algoritmayı işte yazdınız, oturtturdunuz, işte her şeyi yazdınız. Sonunda şu olacak dediğiniz an iş bitmiştir. Yani o proje artık sağlıklı bir proje değildir. Yani bu yine dediğim gibi aslında biraz da bakış açısı. Yani bir insan vardır der ki işte bunlar olacak abi, ben bunların dışına çıkamam der. Ve sadece onları yapar, çıkartır o ürünü satar. Bir insan da vardır. İşte bugün işte sadece %10'luk kısmını yapıp satışa çıkartır. Bir güncellemeyle %20'sini daha ekler, %30'luk bir kısmı çıkar. %50'sini daha ekler, %80'i. Bu %1 milyona da kadar da gidebilir, %2 milyona kadar da gidebilir. Bunun bir sınırı yoktur bu şekilde. Okumak, okula her zaman sıkıcı gelecektir ve bitirmek için sabırsızlıkla bekleyeceksiniz ama asla bitmeyecektir. Evet, bunu konuyu geçiyorum. Kendini her zaman diğerlerinden farklı görme sorunsalığı, diğer işler ve o işlerde çalışanlardan. Bu da birazcık oluyor. Yani insanlarda kendini diğerlerinden soyutlanmış hissedebiliyorsun. Bütün olasılıkları düşünmen, tabiri caizse geleceği görmen gerek demişiz. Şimdi şöyle bir şey var. Yaparken bütün olasılıkları evet düşünmen gerekiyor ama tabii ki beynin aldığı kadarıyla. Yani satranç oynadığımızı düşünmüştük biz. Satranç oynarken rakibinizin bir sonraki hamlesinin sizi şahmat edebileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Yani o hamleleri görebilmeniz gerekiyor. O hamleleri görebilirseniz iyi bir satranç oyuncusunuz. Yani gerçekten satranç oynuyor olabilirsiniz diyebiliriz. Burada da aslında yazılım kısmında da aynı şey var. Yani ne kadar fazla olasılık düşünebilirseniz o kadar iyi bir proje ortaya çıkartabilirsiniz diyorum ve bu şeyi de geçiyorum. Şimdi bir sunum burada bitti. Şimdi çekilişten bahsedeceğim. Daha sonra cumartesi günkü yayınımız için yani orada kod yazmaya başlayacağız. Orada kullanacağımız bir tane editör olacak. VS Code adında bir editör olacak. Birlikte o editörün kurulumunu yapacağız. Bu şekilde olacak. Şimdi hemen çekilişten bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar GDG Bursa olarak bir Discord kanalı oluşturduk. Altta da açıklama kısmında da Discord kanalımızın linkini bırakacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Instagram sayfamızdan bizi takip edin. Ve Discord kanalımıza girdiğiniz zaman orada çekiliş adında bir şey göreceksiniz. Metin kanalı göreceksiniz. Sohbet kısmı göreceksiniz. Oraya tıklayıp orada bir mesaj göreceksiniz ve orada bir konfeti var. Mavi konfeti. O mavi konfetiye tıkladığınız zaman YouTube kanalımızı takip eden, Instagram kanalımızı takip eden ve başka ne vardı ya? Oradaki mavi butona tıklayan arkadaşlarımız içerisinden şanslı 5 kişiye yazılımcı seti hediye edeceğiz. Yazılımcı seti ne diye düşünen arkadaşlarımız var. Acaba bilgisayar, klavye, mouse mu gelecek diye düşünenlerimiz var. Yoksa işte daha farklı şeyler mi diye düşünen arkadaşlarımız var. Bunları söylemek istemiyorum. Büyüsü bozulmasın, havası kaçmasın diye. Ama hediyeler dağıtıldıktan sonra arkadaşlarımızın fotoğraflarını Instagram sayfamızda paylaşarak sizlere hediyeleri göstermiş olacağız. Bu şekilde oluyor. Şimdi haydi hep birlikte VS Code'un yükleme kısmına geçelim. Şimdi öncelikle ben linki yoruma atayım. Oradan indirin. Daha sonrasında 2 adet program ismi vereceğim. Hemen onları yazayım. Özür diliyorum. Pardon. Geliyorum. Evet, şuradan ekranımızı paylaşalım. Şöyle yapsam nasıl olur? Evet.
VS Code Dovland dediğimiz zaman Visual Studio Code'un kendi sitesinden indirme işlemini yapabilirsiniz. Buraya geleceğiz. Burada Windows kullanıyorsanız kaç bit ise bilgisayarınız buradan tıklayıp kurabilirsiniz. Ya da Linux yani Debian Ubuntu şeklinde bir işletim sistemi kullanıyorsanız buradan indirebilirsiniz. Red Hat, Fedora diğer işletim sistemler için buradan Mac OS cihazlarınız için de Mac, MacBook gibi cihazlarınız için de buradan indirebilirsiniz. Uygulamalı göstermek istiyorum ama bendeki kurulum sizde farklı. Şöyle yapalım istiyorsanız. Bir arkadaşımız AnyDesk'i indirebilirse ve Discord kanalından özelden benle iletişime geçerse hemen buradan bağlanıp onun kurulumlarını ben gerçekleştireyim. Bu şekilde kurulumu gerçekleştirmiş olalım ya da yapamam diyen arkadaşlarımız varsa onlardan bir tanesi de yazabilir. Ona da yardımcı olmak isterim. Bekliyorum bir kişi yazsın, o kişinin kurulumuna ben yapacağım burada anlık olarak. Çünkü işletim sistemleri farklı olduğu için kurulumlar birazcık farklı oluyor. Kafanızda karışsın istemem. Evet, bekliyorum hala. Bu arada AnyDesk'i de indirin. Küçük bir uygulama zaten. Sorun yaşadığınız zaman direkt olarak yani bir sorun yaşadınız. Baktık işte ekipten yayında çok fazla arkadaşımız bu sorunla karşılaşmış. Hemen anlık olarak bağlanıp o sorunu çözebilmemiz için ve diğer kullanıcılara gösterebilmemiz için bir program bu. Uzaktan masaüstü bağlantısı yapıyoruz. Ve işlem yapabiliyoruz. Bunu da indirin. Bir sorun yaşadığınız zaman daha rahat yardımcı olabilmem için olur. Şimdi hala bekliyorum bir arkadaşımızı. O zaman şöyle yapalım. Kurulum bu iki uygulamayı istiyorum sadece. Yüklediğiniz zaman da evet bir kişi yazdı olmadı onun kurulumunu yapalım. Alper ben bağlantıyı yapacağım. Daha sonrasında görüntü alırız. Öncelikle bağlantıyı gerçekleştireyim. Evet, Muhammed arkadaşımızdan yayını kapatmasını istiyorum ama bir de sanırım internetteki lag'dan dolayı çok fazla donma oluyor. Bunu kapatmak durumundayım. Şöyle yapalım. Siz kurulumları yapın. Eğer yapamayan arkadaşlarımız olur ise kurulum konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız olur ise hemen şuradan tekrardan açıyorum iletişim kanallarını. Oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere yardımcı olurum elimden geldiğince. Evet bulamıyorum şaka. Burada iletişim kanallarımız var. Da birbirine girmiş. Neden bilmiyorum. Şu an onunla uğraşmak istemiyorum. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Dediğim gibi kod yazma kısmına haftaya başlayacağız. Cumartesi günü başlayacağız. Cumartesi günü hep beraber
ilk Hello World'ümüzü yazacağız. Daha sonra yapıları kullanmaya başlayacağız ve basit bir sistem yazacağız. Daha sonrasında bir hafta sonra da bir framework kullanmaya başlayacağız ve bu framework'te neylerin neler olduğunu, yani şuydu şu oldu muhabbeti var ya, onların ne işe yaradıklarını öğreneceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bittiği zaman da, yani komple bitirdiğimiz zaman da şöyle bir şey olacak. Yani bunun teminatını veriyorum ben. Yayınlara katılan, eğitimleri tamamlayan herkesten bahsediyorum. Hiç bilmeyeninden iyi bilenine kadar, beni izleyenler arasından şu düzeye kadar gelebileceklerinin sözünü veriyorum, garanti ediyorum. Yani eğer yapamazlarsa ne diyeyim? Yapacaklarını söylüyorum, ben teminatını veriyorum size. Bir sistem, yani basit bir sistem, mesela ne, bir chat sistemi ya da bir basit bir oyun sistemi yapabileceğinizi söyleyebilirim. Yani bunun sözünü veriyorum ben size. Sorularınız, destekleriniz için Discord kanalımıza hepinizi bekliyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalı takip edip abone olup Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.